alınan sıkı güvenlik önlemleri altında. Eğer o kaçak yapıyı... Ama gördüğümüz kadarıyla çevredeki tüm bloklar 16 şart tatlı. Türkiye'ye satılmak istenen arazilerin çok önemli bir özelliği var. İyi akşamlar. Akşamlar sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Halk Arenası'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu akşam İstanbul'da Kadıköy'deyiz. Kadıköy Belediyesi'nin Kozyatağı Kültür Merkezi'ni dolduran çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Ve sizleri coşkulu bir arena izlemeye davet ediyoruz. Benim stüdyo konuklarım Sayın Profesör Yaşar Nuri Öztürk. Değerli hocamla geçen hafta İzmir Ali Ağa'da birlikteydik. İstanbul Barosu Başkanı Sayın Ümit Kocasakal ve Sayın Milletvekili Aylin Nazlı Aka'da Halk Arenası'na katılmışlardı. Ve gelen talepler öylesine yoğun bir şekle büründü ki biz Yaşar Hocamızı tekrar davet ettik. Haftaya da Sayın Ümit Kocasakal'ı tekrar konuk edeceğiz. Yoğun bir talep var çünkü. Ayrıca çok değerli bir başka konuğum var. Türkiye'nin bir numaralı soruşturmacı, gazetecisi, sözcü, yazarı Soner Yalçın. Konuklarımızı da çok değerli konuklarımızı da tek tek tanıtmak isterdim sizlere. Ama zaten programın akışı sırasında alkışlarıyla, görüntüleriyle ve sorularıyla onları daha yakından tanıyacaksınız. Ama ön sırada benim kadim dostum, hayatımda yaşayan en eski arkadaşım, sevgili Müjdat Gezen. Ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti... Ayrıca Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı olmasına karşın İzmir'de oturmayıp bu akşam bizimle aynı heyecanı paylaşmak üzere buraya gelen sevgili Atilla Serte. Şimdi Sayın Yaşar Nuri Öztürk'ten başlayacağım ama bir ipucu vereyim. Bu akşam bir tarihi gerçeği de gözler önüne sereceğiz. Son günlerin en önemli tartışma konularından ya da en çok konuşulan konulardan biri olan bir hususa tarihin canlı tanığı olan sevgili Müjdat Gezen açıklık getirecek. O kadarlık söyleyeyim şimdi programın ilerleyen dakikalarında. Bunun ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hocam sizden başlıyoruz. Son günlerin en çok telaffuz edilen sözcüklerinden biri fıtrat. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen gün yaptığı bir konuşmada kadınla erkek eşit değildir. Eşitlik fıtratında yoktur dedi. Yani kadın erkek eşitliğini fiziksel, bedensel anlamda değerlendirdi. Ve böylece Büyük Önder Atatürk'ün Türk kadınına kazandırdığı haklar, eşitlik, anayasanın laiklik ilkesi, bir anda ters yüz oldu. Ve sanki teokratik bir devletteymişiz gibi çağrışımlar oluştu. Siz nasıl bakıyorsunuz? Fıtrattan girelim. Kadın erkek eşitliğiyle devam edelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Bizi bir kere daha talep ederek evet öyle veriyor
Halk TV yoğun talepler üzerine tekrar çağırdık diye teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Mikrofonu yaklaştırın. O talebi öne çıkaranlara da teşekkür ediyorum. İnşallah layık oluruz. Şimdi ben sizin sorunuz beni üniversite kürsüsündeki hocalık günlerime bir an için götürdü. Ders vereceğim çünkü. Bu oradan alıp bugüne mi geleceksiniz hocam? Yani yok, arada o kadar yok, yok, şu, falan. Şu şimdi bahsettiğiniz zat devamlı bilmediği konulara giriyor. Ve ayıp bir şey değil. Bilmediği konulara giren bunların altında ezilir. Ben de bilmediğim bir konuya girsem ben de onun altında ezilirim. Yani ben efendim 70 tane kitap yazmışım, şu kadar yabancı dile çevrilmiş, ben nasıl ezilirim bir konunun altında diyemem yani. Bilmediğin işe girmeyeceksin. Giriyor devamlı. Ve hepsinin altında da eziliyor. Ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Hemşerim olduğu için üzülüyorum. Bir, İmam Hatip menşeli olduğu için üzülüyorum. Benim de öyle bir menşeim var. Ama girme kardeş. Yani fıtrat Kur'ansal bir kavramdır. Bunu Kur'an-ı Kerim kullanıyor. Hem isim şeklini kullanıyor, hem fiil şeklini. Aynı ayette ikisini de kullanmıştır. E şimdi bunun altından kalkabilir misiniz siz? Kalkamıyorsunuz, kalkamadığınız belli. Fıtrat bizim felsefede ontoloji dediğimiz kavramı hatırlatıyor. Bir boyutuyla, çok boyutlu bir kavramdır. Multidimensional dediğimiz bir kavramlardan biridir Kur'an içinde. Ontolojik açıdan bakarsanız hiç kimse bir başkasıyla ve hiçbir şey bir başka şeyle eşit değildir. Bunun felsefi planı budur. Bununla kadın erkek eşitliği gibi sosyo-jüridik planda konuştuğumuz bir kavramı, hukuk bazında değerlendirdiğimiz bir kavramı nasıl aynı kaba koyup böyle bir eşitlik yoktur diyorsun. Belli ki bilmiyor bunlar, bilemez de. Yani dünyaya yeniden gelmesi lazım. Bundan sonra öğrenmesi de mümkün değil. Bu olmaz. Bir eğitimci olarak söylüyorum. Bundan sonra öğrenemez bunları. Yeniden reenkarne olur, bir daha gelirse filan onu bilemem ben. O yaratıcının bileceği bir iş. Şimdi ontolojik anlamda bir eşitlik yoktur. Olamaz. Böyle bir iddia kimsede yoktur. Yani feminizmin başını çeken insanlarda bile. Mesela Wollstonecraft'ta bile bunu bulamazsınız. Ama konuşulan bu değildir ki. Konuşulan nedir? Bu tabirleri kullanıyorum çünkü kullanmak zorundayım. Sonra açacağım bunları, merak etmeyin. Sosyo-jüridik plan dediğimiz, yani sosyolojik ve hukuksal planda kadın erkek eşitliği dendi mi, bu planda, bu zeminde konuşuyoruz. Burada eşitlik vardır. Ve Kur'an'ın 100'e yakın ayeti kendi terminolojisi içinde, kendi kelam diyalektiği içinde bunu bizim önümüze koymaktadır. Şimdi görev taksimi, vazife taksimindeki farklılıkları bu manadaki eşitliği yaralamak ve eleştirmek için kullananlar var. Bu da bir cehalet ürünüdür. Efendim, işte akla gelir, söylerler. Yani maalesef bilgisizliğin sırıtmasıdır bu.
kadından boksör olur mu? İyi tamam, o zaman ben de bir ilave yapayım. Erkek çocuk doğurur mu? Şimdi bu eşitsizlik belgesi mi? Ayıptır ya. Ayıptır ya. Herkesten boksör olur mu? Her erkekten boksör olur mu? Ben 30 sene profesyonel judo yaptım. 10 seneye yakın antrenörlük yaptım. Benim profesyonel sporum. Zirvesine çıkmışım o sporun. Peki herkes bunu yapabilir mi? Ben hocalığını yaptığım zamandan biliyorum. Yapabilirim. Yani böyle bir eşitlik, böyle mutlak bir eşitlik söz konusu değil ve kadın erkek eşitliğinden söz eden hiçbir insan böyle bir yanlış yapmamıştır, böyle bir şey söylemez. Neden bahsediyoruz biz? Hukuk alanında ve statülerde eşitlikten bahsediyoruz. Değil mi? Burada eşitlik var. Ve bu eşitlik tartışılmaz. Tarih içinde özelleştireyim, bizim Müslüman tarihimiz içinde kadına yapılan zulümlerin bu anlattıklarında konacağı yer neresidir? Ontolojik eşitsizlikleri mi esas yaparak kadına zulmetmişlerdir? Ben hayatımın 30 yıla yakın bir kısmını İslam fıkhına vermiş bir insanım. Şimdi İslam fıkhının en karanlık, en hüzün verici, hadi başka kelime kullanmayayım, en içler acısı sayfaları kadına zulüm ve kadına hakaret dolu olan sayfalardır. Bunları ontolojik eşitsizliğe dayanarak moralara koydular. Ben çok net bir tane örnek vereyim. Namaz kılan adamın önünden şu varlıklar geçerse namazı bozulur. Domuz, kara köpek ve kadın. Eşitsizliğe dayanarak mı bunları koydular oraya? Bunlar var fıkıh kitaplarının sayfalarında. Burada anlatamayacağım kadar utanç verici tespitler vardır kadınla ilgili. Hangi eşitlik? Allah'ın yarattığı hiçbir varlığa yakıştıramayacağınız aşağılamalar vardır. Bunlar fıtratın farklılığına dayanılarak morallara kondu. 21. yüzyılın eşiğinde üstelik de Cumhuriyet devrimlerinin aydınlığıyla ışıklanmış bir ülkede hem de yönetici mevkilerde olan insanların söylemeleri gereken bunlar değildi, şu benim söylediklerimdi. Şimdi biz dine saygılıysak, bu dine hakaret edenleri vicdanla baktığın zaman eğer bu dinde bunlar varsa bu hakarette bu insanlar haklıdır dedirtecek şeyler var. Bunları irdeleyelim. Bunları irdeleyip bunlar bu dinde yoktur, bunları birileri, bir takım sarıklı despotlar bunları buraya soktular. Bunlardan hepimiz şikayetçiyiz diyecek yerde bunların neredeyse haklılığını tervic edecek, haklılığını onaylatacak beyanlarla dünyanın önünde hem bizim dinimizi hem de kendilerini maskaraya döndürerek çok kötü şeyler yapıyorlar. Bu bir değil, beş değil, on değil, yüz değil. Her gün böyle.
Şimdi demek ki ontolojik eşitlik yoktur. Varlık yapıları bakımından eşitliği, eşitsizliği tartışmıyoruz. İnsan hayatı içinde, hukuk alanında, haklar bakımından, sosyolojik planda kadınla erkek eşit midir, değil midir? Eşittir. Ve Kur'an da bunu tescil eder, peygamber de bunu tescil eder. Hemen söyleyeyim, peygamberimiz hayatı boyunca en yakın çevresinden devamlı şikayet almıştır. Devamlı sitem işitmiştir. Neden bilir misiniz? Kadınlara tanıdığı haklar bakımında. Bütün bunları yaşadı. Bütün bunları yaşadı. Ve ömrünün son günlerinde çok ünlü yakarışları vardır. Cenab-ı Hakk'a münacaatları vardır. Onlardan birisi de şudur. Rabbim diyor. Çok gayret sarf ettim. Çok uğraştım. Çok didindim. Ama ezilenlerle, özellikle kadınlarla ilgili senin muradına uygun tam başarıya erdiğimi söyleyemem. Onların haklarını tam sağlayamadım. Şimdi bunlara kimsenin temas ettiği var mı? Ne yaptılar? Hazreti Peygamber'in kadına tanıdığı o devrim niteliğinde hakları onun vefatından sonra tek tek geri almak için şeytanın bile külah çıkardığı bir müşrik oyunu sahneye koydular. Bu söylemi de o çabalar kapsamında mı değerlendiriyorsunuz hocam? Gayet tabii. Bilmeyenler bu oyuna geliyorlar. Ben onun niyetini yargılamam. O haksızlık olur. Ama cehaleti ortada. Bir hoca sıfatıyla bunu yapmamdan rahatsız olmasın kimse. Şimdi ne yaptılar? Bu işte Kur'an'ı zaten dinden kopardılar. Emevi bunu yaptı. Kur'ansız bir İslam getirdi. Kur'an'ı mezarlığa hapsetti. Orada dedi, ölülere okunsun, sevap getirsin, orada dursun. Biz dini dışarıda yapılandıracağız. Ne yapacak, dini nasıl yapılandıracak? Kur'an'ın dinini Emevi istemiyordu. Kur'an'ın dini yerine sultanın dini. Dün akşam başka bir ekranda söyledim. Kur'an'ın dini yerine sultanın dini lazımdı. Sultanın dinini neye oturtacaktı? Kur'an'a oturtmanız mümkün değil. Ona bir dayanak lazımdı. Uydurma hadisler. Bunu yaptılar. Yani Kur'an'ın mahvede olan peygamberin, tebliğcisi olan peygamberin Kur'an'a dayandırdığı dini oradan koparıp ve bizzat peygamberi araç yaparak yeni bir din kurdu Emeviler. Banisi de Muaviye'dir. Nereye dayandırdı bu dini? İftira yoluyla, bu tabir Kur'an'ındır. İftira yoluyla üretilen hadis patentli sözlere dayandırdı. Bir tablo vereyim ve kapatayım. Çok konuştum. Peygamberimizin ve ilk dört halifenin döneminde tedavül eden hadislerin sayısı en ileri rakam 500'dür. Bu benim yorumum falan değil. Bu tarihin eleştirilmez, tartışılmaz tespitidir. Kaynaklar ortada. 500 civarında hadistir. Neden? Çünkü Peygamberimiz kendi sözlerinin yazılmasını, kayda geçirilmesini yasaklamıştır. Onların konuşulduktan sonra orada kalmasını istiyor. Ve gerekçesini söylüyor. Bunlar ileride Kur'an'a rakip hale getirilir, Kur'anlaştırılır ve dinde iki kitap ortaya çıkar. Beni buna alet etmeyin diyor. Benden bir şey yazmış olan benim sözlerimden onları yaksın, yok etsin. Felyemhuhu diyor. Ve Ebu Bekir bunun icabını yapmıştır ilk halife.
Peygambere isnat ederek söz söylemeyin, rivayet etmeyin. Ya kanıtı Kur'an'dan bulun yahut aklınızı işletin. Ömer burada da bırakmamıştır işi ikinci halife. O tevhidin büyük, vakarlı ve dirayetli temsilcisi Ömer. Ne yapıyor? Bir tamim yayınlıyor. Bütün valilerine diyor ki hadis adı altında, peygamber sözü adı altında tedavül eden ne varsa toplayın. Bir kurultay yapıyor. Ve bu kurultayda bu toplananları ne yapalım? Bunların çok güvenilir olanlarını koruyalım diye karar çıkıyor. O karara rağmen toplanan bütün malzemeyi Ömer yaktırmıştır. Bunlar öyle filan hurafe kitabında filan yerde, şimdi burada kaynakları verecek değilim ama söylüyorsam bunun arkası doludur. Hiç kimsenin burada bir tereddüdü olmamalı. Şimdi 500 civarında hadis bütün bunlardan sonra. Hazreti Ömer peygambere isnaden söz söyleyen sahabileri cezalandırıyordu. O meşhur yalan makinesi diye bizim bugün tavsif ettiğimiz, bu söz de Hazreti Ali'ye ve Hazreti Ayşe'ye dayanır. Kezzap diyorlar ona. Ebu Hureyre. Uydurma hadislerin temel dayanaklarından, kaynaklarından biridir. Yemenli bir Yahudi dönmesi bu adam. Şimdi bu bunu cezalandırmıştır. Sürgün etmiştir, kırbaçlatmıştır. Peygamber'e isnat ederek söz söyleme diyor. Biliyor ne yaptığını onu. Bütün bunlardan sonra bu ilk dört halife döneminde tedavül eden hadislerin sayısı 500 civarındadır. Şimdi sıkı durun. Uydurmacılık felaketinin Kur'an'ın dininin başına açtığı belayı anlamak için şimdi iyi dinleyin. Peygamberimizden 100-120 yıl sonra hadislerin kayıtlara, kitaplara geçirilip bugün bizim önümüzde çıkarılan işte şu kitaplar, bunlar, hadis kaynakları falan abartarak. Bunların Emeviler tarafından bu hale getirildikleri dönemde hadis sayısı, tedavül eden hadis sayısı 1,5 milyon civarındadır. Bu 1,5 milyon eleştirile, elene artık böyle iyice sırıtanları elene diyorlar ki efendim hadis alimleri bu dediğiniz elemeyi yapmıştır. Hayır. Konuşmayın ulu orta. Eleme 1,5 milyon içinden mertek gibi gözümüze batan şeytanın bile iğreneceği yalanlar bazındadır. Akıl ve Kur'an verileri açısından bir eleme yapılmamıştır. Hala yapılmamıştır. Elbani, asrımızın hadis allamesi diye anılan adam, 50 yılını bu işe vermiş, 32 cilttir onun çalışması. Ben onu Diyanet'in tercüme etmesini söylüyorum. Suudi Arabistan bile o kitabı bastı. Bugün elimizde tedavül eden hadislerin yarıdan fazlasının uydurma olduğunu, güvenilmez olduğunu tespit etmiştir. Bu kadar yaptı. Ama Elbani Kur'an kıstasını kullanmamıştır. Rivayet kıstaslarını kullanmıştır. Tarihi kıstasları kullanarak bunu yapmış. Kur'an kıstasını kullanırsanız işte o demin dediğim rakama gelir iş. Şimdi böyle bir din getirdiler. Böyle bir din kurdular. Rakip bir din kurdular ve uydurma hadislerle bu rakip dinin finansmanını ve öne çıkarılmasını da maalesef tevhidin muazzez peygamberi Hazreti Muhammed'e yaptırdılar. Böyle bir felaketin girdabında İslam dünyası kıvranıyor. Onun için İslam dünyasının Allah iki yakasını bir araya getirmiyor Uğur Bey. Getirmez. Şimdi Kur'an diyor ki son bir cümle, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ve onların emanetlerine hıyanet etmeyin. İşte hıyanetin daniskası bu yolla yapılmıştır. O hıyanet tasih edilmeden Müslüman dünyanın iki yakası bir araya gelmez. İstediğiniz kadar petrol çıksın yerin altından.
İşte gelmiyor. Şimdi bugün Türkiye'de fıtrat mıtrat diye altından kalkamayacakları kelimeleri kullanarak halkı yönlendirenlerin önce bunları öğrenmesi lazım. Önce vicdanında bunların hesabını yapması lazım ve ondan sonra konuşması lazım. Peki, evet hocam. Çok teşekkürler. Soner Yalçın acaba çok hem kadın erkek eşitliği konusunda Cumhurbaşkanı'nın sözlerini nasıl değerlendiriyor ve fıtrat için söyleyecekleri nelerdir? Evet. Hocam çok güzel açıklama yaptı. Aslında ben hiç konuşmasam hep hocam konuşsa daha iyi olur. Çok aydınlatıcı konuşuyor. Yok hayır hayır. Hayır hayır gerçekten. Fakat bir eşitsizlik olduğuna ben inanıyorum. Yani Mustafa Kemal ile Recep Tayyip Erdoğan arasında büyük bir eşitsizlik var. Bunu kabul ederim. Yani asla mukayese edilemeyecek. Evet, evet. Yani bunun altını çizmekte yarar var. Şaka bir yana, Türkiye bunu hak etmiyor. Gerçekten çok üzücü günler yaşıyoruz. Bir insan, yani Yaşar Nuri hocamı dinlememiş biri, cahiliye dönemin inançlarına inanabilir. Kur'an'ı bilmeyebilir. Dediğim gibi hocamı okumamış olabilir. İstediğinde söyleyebilir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanı böyle konuşamaz. Ya üzücü olan bu arkadaş. Soner, lütfen sözünü unutma, devam edeceksin. Yalnız sosyal medyadan bakıyorum. Hocam seyircilerimiz diyor ki Yaşar Nuri Hoca'ya sizinki gibi bir mikrofon takılamaz mı? Sanki bizim böyle bir mikrofonumuz yokmuş da size bunu uygun görmüşüz gibi bir eleştiri var. Hayır, hocamız kendisi istemedi ama seyircilerimiz de serzenişlerinde haklılar, sizi iyi duyamıyorlarmış. Onun için Soner konuşurken ben rica edeyim içeriden bizimki gibi bir mikrofon getirilsin. Ve hocama da onu takalım. Seyircilerimiz de çok rahat bir şekilde duysunlar. Yalnız bu işte üstad saydığımız Müjdat Gezen ne diyor bak. Hocam bakın bu olmazsa yani mikrofonu sürekli olarak yakın tutmazsanız asla anlaşılmıyor. Peki, söz veriyorum yakın tutacağım. Bu olur. Ama işte hocam bakın gene böyle, böyle tutacağım onu benim kulağıma takma. 30 yıldır ekrandayım hiç, ona alışamadım. Hiç. Bu nasıl alıştı ben onu anlamıyorum. Ben hiç kullanamam onu. Şu el mikrofonu gibi hiçbir şey, bir tanesi yok. Sen bana destek çıktınsa tamam ben bunu kullanacağım. Tamam. Son kez ben uyarıyorum, rica ediyorum hocama. Konuşması sırasında o el mikrofonunu lütfen çok yakın tutsun. Evet, sevgili tamam. Soner'in sözlerini de kestik, özür diliyorum. Şimdi gerçekten üzücü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanının 20. yüzyıl başında böylesine bir sözü sarf etmesidir. Bir devlet adamlığını bilmediğini defalarca hep söylüyorum. Türkiye'nin sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin yönetilememesi bir türlü, toplumsal olarak bir gerginlik içinde olmamızın temel sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın hocamın çok güzel altını çizdiği gibi cahilliğinden kaynaklanıyor. Arkadaşlar bizim temel meselemiz bu. A partisi, B partisi mücadelesi yapmıyoruz biz bu ülkede. Biz bu ülkeyi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarabilecek
kadroların bizleri yönetmesini istiyoruz. Temel meselemiz başından beri bu. Biz bunu söylediğimiz için birçok insanı cezaevine attılar, işsiz bırakıyorlar, televizyonlara çıkarmıyorlar vesaire. Bunların hepsini biliyorsunuz. Türkiye'yi bu avamlıktan kurtarmak gerekiyor. Sıkıntımız, sorunumuz bu avamlıktır. Hocam altını çok güzel çizdi. Bir imam hatip düzeyiyle kamuoyuna mesaj veremezsiniz. Bu şuna benziyor. Teknik lisedeki bir mezunun mühendislik konusunda konuşmasına benziyor. Yapamazsınız. Siz İmam Hatip düzeyiyle bir İslam'ı bilemezsiniz. Bilseniz dahi bir devlet koltuğunda oturuyorsanız ve burası bir laik devletse kişisel görüşünüzü bir devlet görüşü gibi söyleyemezsiniz. Siz orada Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanısınız. Evinizde gidin istediğiniz muhabbeti yapın, bizi ilgilendirmez. Eşinizi, kızınızı nasıl giydirirsiniz, nasıl davranırsınız, bunlar bizi ilgilendirmez. İnsanlar nasıl inanıyorlarsa öyle yaşasınlar. Hiçbir problemimiz yoktur. Ama bunu bir devlet politikası haline getiremezsiniz. Buna izin vermeyiz. Temel meselemiz bu. Türkiye bu avamlığı hak etmiyor arkadaşlar. Bir hafta önce yurt dışındaydım. Yani dışarıdan baktığınız zaman koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne yazık olmuyor mu? Yazık oluyor arkadaşlar. Gerçekten yazık oluyor. Dip noktasına vurduk. Bu bir orta çağdır. Dip noktasına vurduk. En dipteyiz. Ama ben sizin moralinizi bozmak için bunu söylemiyorum. Vurduk ki dibin ne olduğunu öğrendik. Çünkü Mustafa Kemal Büyük Önder bize harika bir ülke bıraktı. Aydınlanmanın nasıl bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bak onu kaybetme tehlikesiyle karşıyayız. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hep üzerinde durmamız gereken mesele bu. Onu diyor, bunu diyor, bu hep diyor, anlatabiliyor muyum? Bu ekranın karşısında olanlar ve sizler artık bunu biliyorsunuz. Peki biz artık tedaviyi konuşmamız gerekiyor. Benim hep üzerinde durduğum temel mesele bu tedavi nasıl olacak? Bu tedavi Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisinden bahsetmiyorum. Türkiye büyük yara aldı. Türkiye hasta. Türkiye ruhen hasta. Düşünsel anlamda hasta. Bunu iyileştirmek siz öncülere düşüyor. Bunu yapmak zorundayız hepimiz. Bir birey olarak bunu yapmak zorundayız. Her gün, her gün bir cümlesi Türkiye'nin dışarıdaki itibarını ne hale getirdiğini çok iyi biliyorsunuz. Alay edilen bir ülke haline geldik. Büyük Mustafa Kemal'in ülkesiydik biz. Atatürk'ün ülkesiydik. İlk emperyalizm mücadelesini vermiş, bağımsızlığını kazanmış, mazlum milletlere örnek olmuş, çağdaşlaşmayı başarmış, batılılaşmayı başarmış, kadını erkeği eşitlemiş, daha Avrupa'da oy hakkı yokken kadına oy hakkı vermiş. Böyle bir ülkeydik biz. Şu geldiğimiz noktaya bak. Onu yok etmiyor, çalışıyor ama biz ne yapıyoruz? Biz bakın şunu yapıyoruz. Biz sorumluluğu ve umutsuzluğu başkalarının sırtına yüklüyoruz. Bundan kurtulalım arkadaşlar. Bundan kurtulalım. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kitap yazdım. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama o belli. Ne olduğu belli. Onu tarihe bıraktım ben. İstedim ki bizden 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonraki insanlar nasıl bir Türkiye'yi, nasıl bir adam yönetmiş, bunu görsünler. Ama şimdi bize düşen, madem televizyon ekranındayız,
Madem buradayız, bizi milyonlar dinliyor, herkes kendisiyle hesaplaşacak. Ben ne yapıyorum arkadaş diyecek. Tamam, Tayyip Erdoğan öyle söylüyor. Peki biz dinke söyleyebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan öyle böyle, öyle böyle. Biz arkadaşlar, biz ne yapıyoruz? Herkesi sarsmak istiyorum ben. Ben bugün buraya geliyorsam, ya sizleri sarsmak istiyorum. Hepimiz aynaya bakacağız. Kafamızı yastığa koyduğumuz zaman düşüneceğiz. Ben birey olarak ne yapıyorum? Adamın nereye götürdüğü belli. İşte jandarmayı kendisine bağlıyor, orduyu, orduyu değiştiriyor. Konuşacağız onları. Biliyorsunuz neler yaptığını. Hepsini konuşacağız. O zaman biz ne yapıyoruz? Dönüp bir şey yapmamız gerekiyor. Bir şey yapmamız gerekiyor. Yoksa yani hocam o kadar güzel anlatıyor ki yani. Ya bu bir aydınlık İslam vardı. 6. yüzyıl ve 12. yüzyıl arasında Avrupa Orta Çağ'ını yaşarken insanlığa önderlik eden bir İslam vardı. Bunlar bir hurafe. Hurafeye inanan bir nesil var. Recep Tayyip Erdoğan İslam'a değil bana göre hurafeye inanıyor. Bunların elinden Türkiye Cumhuriyeti'ni de kurtarmak gerekiyor. Bunların elinden aydınlık İslam'ı da kurtarmak gerekiyor arkadaşlar. Bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Şimdi tekrar Soner'den başlayalım sormaya. Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden gençlerimizden biri olan Ali İsmail Korkmaz'ın duruşması devam ederken o duruşmanın yapıldığı saatlerde Cumhurbaşkanı, yani Cumhur'un başkanı, bir siyasi partinin değil, tüm milletin Cumhurbaşkanı olması gereken Sayın Erdoğan, makamdan dolayı böyle konuşuyorum, makama olan saygımdan dolayı böyle konuşuyorum. Tıpkı Gezi eylemlerinde benimsediği söyleme benzer bir şekilde, ama bu kez daha da vahim, daha da tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir çağrıda bulundu. Gezi eylemleri sırasında tencere tava çalarak protestoda bulunan, daha doğrusu anayasanın kendilerine verdiği protesto etme hakkını kullanan yurttaşlarımızı birbirine benzemeyen siyasi görüşte olup da yıllarca aynı sokakta, aynı semtte, aynı apartmanda, barış içinde, dostlukla yaşamış olan yurttaşlarımızı muhbir olmaya davet etti. Tencere tava çalanları ihbar edin dedi. Allah'tan toplumumuz bu insanı istiskal eden, aşağılayan çağrıya uymadı. Ama dünkü konuşmasında esnafa yönelik olarak yaptığı çağrı son derece tehlikeli. Yani esnaf gerektiğinde polis olmalı, asker olmalı, hakim olmalı, hakem olmalı diyerek esnafı kendi veli nimeti olan sokaktaki insanla, semtteki insanla, halkla karşı karşıya getirebilecek ve onu militarize etmeyi amaçlayan, yine bölmeyi, kamplaştırmayı amaçlayan, hatta düşmanca olarak tanımlanabilecek bir söylem kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Orayı biraz açayım. Yani Ali İsmail'in davasında bu sözü söylemesinin nedeni... Orada polisle esnaf yargılanıyor. Orada fırıncı yargılanıyor. Bir esnaf yargılanıyor, evet. Ve esnaf orada polislik yapıyor, elindeki sopayla gencecik çocuğumuzu öldürüyor. Şimdi bakın, bir cumhurbaşkanı bunu söyleyemez arkadaşlar. Yapmayın. Yani şimdi bunun üzerine bir şey bizim söylemememiz lazım. Çok affedersiniz.
Yani yargıya müdahale de değil hocam. Nasıl değerlendireceğiz? Bir insan olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl değerlendireceğiz? Gencecik bir çocuğu, anlatabiliyor muyum? Bir galeyana geldiler belki. Oradaki esnaf gitti öldürdü. Ya bunun görüntüsü var. Bunun üzerine sen esnafa dönüp sen polis olacaksın, sen şunu olacaksın. Ya polis de ben darbeyi önledim dedi. Yani Ali İsmail Korkmaz darbe artık yapacak. Artık komedi, komedi. Ve onun canına kıyarak darbeyi engelliyor. Şimdi yine dönüyoruz, dönüyoruz, aynı konuya geliyoruz. Bakın arkadaşlar, insanımızı kirletiyorlar. İnsan yozlaşıyor. İnsani değerler erozyona uğruyor. Kötü olan bu. Bunu yapıyorlar. İnsanlıktan çıkarıyorlar seni. Ya bu toplumda muhbirlik kötüdür. Çok aşağılık bir şeydir muhbirlik. Sen bir insana muhbir ol dediğin zaman, anlatabiliyor muyum? Hakaret etmiş olursun. Oradaki binlerce esnafın gözüne baka baka muhbir ol denmez, denemez. Bu başka bir ruh hali, bir başka bir kişilik. Biz bunu görmedik arkadaşlar, bakın net söylüyorum. Biz Müjdat Gezen'le TRT'de 12 Eylül sonrasında program yapıyoruz. Müjdat bir kompozisyon canlandırdı. Yani bunlar sıkı yönetim dönemlerinde, askeri dönemlerde başvurulan yöntemlerdir. Adı Muhbir Özihbar'dı. Canlandırdığı karakterin adı. Hiç unutmuyorum. 12 Eylül döneminde. Yani bizim esnafımıza, esnaf nedir ya? Esnaf mahallenin kalbidir. Borcun olur, harcın olur, yiyeceğe ihtiyacın olur, bu olur. Herkesin başının üstünde yeri vardır esnafın. Sen esnafa şimdi nasıl bir görev veriyorsun? Yani sen bir isyanı mı örgütlemeye çalışıyorsun arkadaş? Ben bir gazeteciysen böyle düşünürüm. Sen ne yapmak istiyorsun yani? Hani Uğur Bey söylüyor, şimdi birazdan geleceğiz ordu vesaire bilmem ne. Ne yapmak istiyorsun sen 2023'te? O esnafa nasıl bir görev veriyorsun 2023'e dair? Bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Bakın çok tehlikeli. Biz daha yakın tarihimizde Kahramanmaraş olaylarını yaşadık. Çorum olaylarını yaşadık. Sivas'ı yaşadık arkadaşlar. O kendine polis gören kişiler tarafından yapıldı bunlar. Böyle yakın tarihimizde acılar varken ya siz iyi olun de ya, ahlaklı olun, namuslu olun de. Polis olun ne demek, muhbir olun ne demek ya? Bu insanlık hakikaten nasıl bu kadar dibe vurur? Ne olmuş arkadaşlar? Bunlar hep bak öz eleştiri yapmamız lazım. Bunlar İstanbul'da yetişmiş. Ne yaptınız? Biz yoktuk İstanbul'da. Siz ne yaptınız bunlara ya? Açık ve samimi söylüyorum, ben Anadolu çocuğuyum. Biz Anadolu'da dostluğu, hoşgörüyü, arkadaşlığı, kardeşliği bilirdik. Bu nedir? Bu düşmanlığı nerede? Bu kini nerede oluşturmuş bunlar? Yetmiyor. Ali İsmail'ler yetmiyor. Daha çok kan istiyorlar. Yine öldür diyor. Yine öldür. Bir taraftan da kişi başına düşen polis sayısında Türkiye'yi Rusya'dan sonra dünyada ikinci sıraya oturttu. Ve ayrıca bu da yetmezmiş gibi polisi ağır silahlarla donatmak gibi bir projenin hayata geçirilmesini sağladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri deseniz kumpas davalarıyla geride bıraktığımız o süreçte, o hiç hatırlamak dahi istemediğimiz acı olaylarla dolu süreçte ki Soner de o mağdurlardan birisidir. Oda TV davası nedeniyle silahlı kuvvetlerin kolunu, kanadını, her tarafını budadılar. En pırıltılı, en büyük gelecek vadeden kurmayları ordudan saf dışı bıraktılar. Jandarmayı şimdi benim valim, benim kaymakamın dediği AKP'nin bürokratlarına, AKP'nin devlet bürokrasisi içindeki çarkına dahil edebilmek için büyük bir gayretin içinde, bunlar da yetmiyormuş gibi, yani bu güvenlik projesi adı altında hayata geçirmeye çalıştıkları bu uygulamalar yetmiyormuş gibi, şimdi bir de esnafa polislik görevi veriliyor. Yani esnafı bir milis gibi kullanmak,
O zaman benim aklıma hemen mesela Fazilet Eczanesi oyunu geldi. Yani esnaf öyle bir kişidir ki mahallede, işte zorda olana borç verir, kimseye çaktırmaz, bir kenarda yazar. İşte eczaneye gidersiniz, size yardımcı olmaya gayret eder. Terzi en iyisini dikmeye çalışır. Fırıncı namusuyla en güzel ekmeği üretip size taze taze yedirmeye çalışır. Şimdi bu bize özgü harikulade mozaiği paramparça edip siyah ve beyaz haline getirmeye çalışıyor ve birbirine kırdırmaya gayret ediyor. Hakikaten ne kadar düşünsek bu tüyler ürpertici durum üzerinde, neler söylesek maalesef yetersiz kalıyor. Şimdi bir son cümle söyleyeyim. Son bir cümle söyleyeyim. Peki kardeşim, esnaf polislik yaptı diyelim. Kime polislik yapacak ya? PKK'ya mı yapacak? Yan yana her gün oturup konuşuyorsunuz. Yok, PKK zaten polisleri gözaltına almaya başladı. Peki kime karşı yapacak kardeşim? Reklamlara giriyoruz. Dönüşte sizden başlayacağız. Dönüşte sizden başlayacağız hocam. Yani son cümlemi söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Korku sığlıktır, sığlık. Korkuyorlar ve bu nedenle bugün bu bölümde ta başından beri konuştuğumuz gibi bu sığlıkları yapıyorlar. Temel mesele insanın korkusudur. Recep Tayyip Erdoğan çok korkuyor. Ben de son bir cümleyle reklamlara bağlayayım. Ama korkuyla örülen duvarlar demokrasinin gücüyle eninde sonunda yerle bir olur. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arası. Programımızın ikinci bölümünde Sayın Profesör Yaşar Nuri Öztürk ve Türkiye'nin bir numaralı soruşturmacı gazetecisi, sözcü yazarı Soner Yalçın gündemdeki tüm konularla ilgili görüşlerini açıklayacağız, gündemi konuşacağız ve onların açıklamaları Türkiye'de yeni bir gündem yaratacak. Bu arada konuklarımız arasında, hepsi birbirinden değerli konuklarımız arasında, benim kadim dostum, hayattaki en eski arkadaşım sevgili Müjdat Gezen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili Atilla Sertel ta kalkıp İzmir'den bu akşam buraya bizi yalnız bırakmamak üzere geldi. Şimdi ben sayın hocama ve Soner'e söz vermeden önce Müjdat Gezen'in son günlerde çok konuşulan, çok tartışılan, yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme yerleşen, Amerika'yı Kristof Kolomb mu keşfetti yoksa Müslümanlar mı konusuna tarihin canlı tanığı olarak açıklık getirmesini rica ediyorum. Programın komedi bölümünde yer alıyor. Ondan evvel hocam, biraz evvel hani sana diyor ya, aman mikrofonu devamlı böyle tut diyor filan. Bizim uzaylı türkücü şey vardı ya. Topaloğlu. Mustafa'nın bir kardeşi vardı rahmetli. Çok severdim onu. Çok temiz bir çocuktu. Cep telefonları yeni çıkmış. Bu tam kavrayamıyor tabii. Alo diye konuşuyor şimdi cep telefonu. Ha. Tamam, ben yazar Levent de benim. Bilmiyor musun? Ha. Meydan telefonu. Ama biz çok ikaz ediyoruz. Hep hani mikrofon, el mikrofonu ise eğer ille de yakın tutmakta yarar var diye, ama aynen senin gibi düşünüyorum hoca. Ben bu, şu beni çok rahatsız ediyor. Buradan böyle arkadan kafama bastırıyor filan. Aynen böyle rahatsızlık duyuyorum yani. Fakat bu Recep Tayyip Erdoğan neydi ismi? Erdoğan. Tamam. İyi, çok çalışırsam yakalayacağım. Nasıl bir
insandır ki bir saattir üç tane cin gibi zeki adamı meşgul ediyor. Yani bana mesela onunla ilgili bir soru sorulduğunda ne cevap veriyorsunuz? Değmez. Çünkü en iyi bildiği iş GSM, Gündem Saptırma Merkezi bunlar, biliyorsunuz. Şimdi bakın, dediğime iyi dikkat edin. Fıtrat meselesiyle Kristof Kolomb meselesini arka arkaya ne zaman çıkardı bu adam? Kaçak sarayın gündeme geldiği günün ertesi konuyu başka yere kanalize etmek için bu iki meseleyi çıkardı. Hemen biz de bu tuzağa hemen düşüyoruz. Hemen ama anında düşüp pat oraya kanalize oluyoruz. Halbuki senin yazdığın kitap bence yeterli. Ha, diyeceksin ki herkes o kitabı okudu mu? Bence okusun mutlaka. Mutlaka okumalı. Çok önemli bir vesika Erdoğan'ın çünkü. Erdoğan'ın kayıt sicili. Tarihe kalacak bir vesika çünkü. Tabii ama nasıl saptırıyor konuyu, nereden giriyor, nereden çıkıyor ben anlamıyorum. Kristof Kolomb meselesine gelince bazı kaynaklar doğru olduğunu söylüyorlar yani. Tayyip Bey'im daha önce gitmişti. Kim de ben onu... Hayır, o muhayyeli onu da yapabilir yani. Çünkü o kadar... işin daha fenası, buna inananlar da %50 civarında. İşin daha fenası bu. Biz şimdi işte sizin gazeteyi, Sözcü'yü okuyacağız, Cumhuriyet'i, Halk TV ekranı, bunlar zaten bizim kesime seslenen şeyler. Öbür taraflardan ne yapılabilir'e bakmak lazım. Yani diğer geri kalan, gerçi kendisi böldü. Ben onlara hiçbir zaman onlar bizler diye bakmadım hayatımda ama oradan ne yapabilir de o insanları buralara oturtturup, o insanlara o gazeteleri okutturup, o insanlara hocayı sonuna kadar dinle, kaldı ki onun öyle bir kitlesi de var yani. Çünkü yalnız bizim %50 inanmıyor Soner'e de, Uğur'a da, ona da. Diğer kesimden de çok inanan, güvenen insanlar var. Ama bu insanları ne yapıp yapıp sandığa götürdüğünüzde, bakın 9 milyon şeyleri var. Kaydedilmiş üyeleri var. Bu 9 milyon kişi sandığa aile olarak 2 kişi gitse seçim gitti. 18 milyon oluyor. Doğru mu? Bitti. Hiç lamıcı mı yok yani? İşte onun için muhalefet partilerinin bence daha iyi çalışması, daha iyi asılması. Ama arada Cumhuriyet Halk Partilileri de kendi üyeleriymiş gibi kaydetmişler. Bunda bir anormallik yok. Burada bir anormal, her numara var bunlarda, her numara olmayan yok yani ya. Yani mesela o kaçak saraya getirilen ağaçların fiyatlarını filan öğrendim ben. Yine dediler ki bir tanesi de çıktı onlardan, Savarana ile ilgili. Bugün gene söylemiş, Türk Hava Yolları'nda bir şey var. Devekesen miydi o? Devekesen. Demiş ki Atatürk'e de Savarana alındı. Doğru. Atatürk'e de Savarana alındı. Bence Türk Hava Yolları derken de hata yaptım. Topçu Hava Yolları. Çünkü ne kadar akraba, eş, dost evet. varsa hepsini doldurdu Türk evet. Hava Yolları. Evet. Doğru. Ama bunu söyleyen yönetim kurulu. O mu? Evet. Şimdi Hamdi Bey. Doğru, Mustafa Kemal Atatürk'e Savarana alındı. Buna da çok büyük bir uçak alındı. Yalnız bir şey söyledim ben, yazmadılardı, keşke yazsalar. Dedim ki ama Atatürk bütün mal varlığını millete bıraktı. Sanıyorum Tayyip Erdoğan da aynen böyle yapacaktı. Aynen böyle yapacaktı. Tamam mı? Şimdi... Benim rahmetli ustam Celal Suruy'dan öğrendiğim bir beyit vardı. Biz genciz o zaman, konservatuvar öğrencisiyiz. Onların tiyatrosunda çalışıyorum. Böyle fazla konuştuğumuz zaman şöyle derdi. Ser sesi, uzakta inşaat var, geliyor keser sesi, ustalar meclisinde çıraklar keser sesi. Estağfurullah. Estağfurullah.
Çok teşekkür ederiz sevgili Müjdat Gezen'e. Fakat Amerika kıtasını kim keşfetti konusuna netlik kazandırmadı. Teğet geçti. Zannediyorum ki yaş konusunda bir endişesi var. Tarihin canlı tanığı. Gerçekten ben o devirlere yetişemedim. Uğur abi. Çünkü yetişseydim eğer mutlaka bir araştırmacı gazeteci benimle röportaj yapardı o zaman. İşte araştırmacı gazeteciler de bugünlere yetişebildi. Ya bu Uğur Dündar diyor ki vefasesine kayıt yapmaya gelmiş bu sözde. Bir bakmış bahçede bir heykel altında benimmiş o. Büst böyle altında okulumuzun kurucusu yapıyor. Çok teşekkürler sevgili Müjdat. Şimdi yine günümüzün konularından birisi, Müjdat'ın da değindiği gibi Kaçaksaray. Bittiği zaman 5 katrilyona mal olacağı, 2000 odadan oluşacağı ifade ediliyor. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden avukat Murat Ergün çok esprili bir tweet göndermiş. Diyor ki demek ki burada 5000 kişi bulunacak. 5000 kişiye bir belediye düşüyor. O halde Ankara'ya yeni bir ilçe ilave edilecek. Adı da Kaçaksaray olacak. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi benim diyeceğimi sanıyorum bu tartışma bütün hararetiyle yürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o günlerde çıkan Ebu Zer kitabından alarak söyledi. Evet. Onu geçen hafta biraz... Ama onu söyleyeceğim yani benim başka ne diyeceğim tamam, ki? Tamam hocam buyurun. Ne diyor Ebu Zer? Şam'da o sırada. Ebu Zer'i biliyor musunuz? Kim Ebu Zer? Ebu Zer peygamberimize inanan dördüncü insan. Yani Ebu Zer derken öyle işte bir tane Ahmet oğlu Mehmet değil. İslam dinine peygamber olarak Hazreti Muhammed davete başladığında ona inanan dördüncü insan. Bazı kaynaklar beşinci diyor. Bu kadar. Altıncı diyen yok. Yok. Bir, iki, peygamberimizin şu sözüne muhatap olmuş tek insan. Diyor ki, güneş bu yeryüzünde bu Ebu Zer kadar dürüst bir insanın üzerine bugüne kadar doğmadı diyor. Devam ediyor. Bu yer küre de bu Ebu Zer kadar dürüst bir insanı üstünde taşımadı. Ebu Zer bu. Şimdi bu Ebu Zer Şam'da Muaviye'ye karşı mücadelesini... Atatürk'te Hazreti Muhammed için yeryüzünün gördüğü en büyük insandır diyor. Zaten öyle demeseydi Atatürk olmazdı bana göre. Haklısın. Şimdi madem açtın bir şey daha söylüyor. İki şey aslında. İslam da, dini. Bir şey. Şimdi en İslam, büyük İslam diyor. Dinini bırak. Oo, onu herkes söyler. Onu herkes söyler. O belli. Diyor ki Hazreti Peygamber'den bahsederken esaret tanımamanın sembolü olan Cenab-ı Peygamber. Bakın neyiyle tanıtıyor. Esaret tanımamanın sembolü. Şimdi esaret tanımamanın sembolü olarak tanıtılan bir peygamber ve onu bu şekilde gören bir idrakle Hazreti Muhammed tıraş olmamanın ve Arap fistanının sembolüdür diye ona bakan bir zihniyetin farklarını düşüneceksiniz. Ve Atatürk'le ona sataşanların farkı da işte bu idrakte yatıyor. Çok doğru hocam.
bir şey daha söylemiştir. Diyor ki, Hazreti Muhammed'in Cenab-ı Peygamber diyor, bu tabiri kullanıyor. En büyük mucizesi Bedir Savaşı'dır diyor. Bedir Savaşı nedir? Bizzat İslam peygamberinin İslam'ın kader savaşı diye nitelediği bir savaştır. Ve diyor ki savaş başlamadan önce yakarıyor Cenab-ı Hakk'a. Eğer şu küçücük ordu bu müşrik ordu karşısında yenilirse yeryüzünde sana artık senin istediğin gibi ibadet edecek kimse kalmaz. Biter bu iş burada. Böyle bir savaş, Bedir Savaşı. Mehmet Akif Çanakkale'yi Bedir Savaşı ile kıyaslarken diyor ki ikisi de tevhidi kurtardı diyor. Sataşıyorlar, sataşıyorlar Mehmet Akif'e bunu dedi diye. Mehmet Akif ne dediğini çok iyi biliyor. O sataşanlara da 50 sene İslam'ı öğretecek kudrette bir adam Mehmet Akif, bunu da söyleyelim. Şimdi İslam peygamberini böyle görüyor. Gelelim buraya. İslam peygamberini böyle gördüğünüz zaman karşınıza bize tanıtılan dinden başka bir din çıkıyor. Ve bize tanıtılan peygamberden başka bir peygamber çıkıyor. Ne çıkıyor? Kur'an açık vermiş. Diyor ki benim bir tek düşmanım var. En büyük düşmanım demiyor. Bir tek düşmanım var benim diyor. Zulüm kavram olarak, kişi olarak da zalimler. Özgün metni okuyorum. Merak edenler olur. Bazen diyorlar ki ya bunu buradan bir yerden bu tıraşlı, kravatlı, artist kılıklı adamlar bunu sallıyor. Bir yerden duymuş veya birinin yorumu. Aynen okuyorum özgün metni. Bu Bakara suresinin bir ayeti. فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ İlke. Zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmayacaktır, olmayacaktır diyor. Bir tek düşmanı var. Mesela şirk de Kur'an'ın düşmanıdır. Onu da söylüyor. Ama ne için? Çünkü şirk de diyor Kur'an büyük bir zulümdür. Bir din kitabı düşünün ki Allah'a ortak koşan bir dini, o da bir dindir ama yedek ilahlı bir dindir, düşman ilan ederken onu inancı açısından değil insanlığa yaptığı kötülükler açısından değerlendiriyor. Şimdi zulüm eğer bir tek düşmansa, hakka saygısı olmayanların, çünkü zulme düşman olmak hakka saygılı olmayı gerektirir. Bunlar birbirinin lazımı gayri mufarıkıdır. Birbirinin ayrılmaz parçası. Ayrılmaz parçasıdır. Eski Roma'dan beri kullanılan tabiriyle condicio sine qua non. Onsuz olmazlık şartıdır. Onsuz olmazlık şartıdır. O halde Kur'an'ın dininin en büyük düşmanına düşman olmadan Allah'a dost olmanız mümkün değil. Bunu da veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'ın en büyük düşmanı olan zulme düşmansanız o zaman hakka dost olmak zorundasınız. Hakka dost oldunuz mu bir şey daha söylüyor size Kur'an. Diyor ki hak kimden zuhur ederse etsin. Müslümanmış, gayrimüslimmiş, Arapmış, Acemmiş, beyazmış, siyahmış hiç fark etmez. Hak diyor insan üstü bir değerdir. Ve insanlar arası farklılıklardan müberradır. Şimdi demin burada konuşuyordunuz.
kendilerinden birinin ayağına diken batarsa, dünyayı zulüm istila etti diye feryat eden bir tipi düşünün veya bir ekibi düşünün. Öbür tarafta insanların ocakları sönüyor. Anaların yürekleri yanıyor. Ve onlar ötekiler hanesine konduğu için onların acılarına insani bir nazar atfedilmiyor. Şimdi böyle bakan bir insanın, böyle bir zihniyetin Kur'an'a inanmış bir insan olması mümkün müdür? Biz devamlı diyoruz ki Kur'an mümini olun. Kur'an mümini olmadan Müslüman olamazsınız. Çünkü İslam'ı getiren Kur'an'dır. Oluruz diyor bazıları. Olursun da Muhammedi mümin olamazsın. Muaviye mümini olursun. Ben de zaten onu söylüyorum. Ama Muhammed'in anlattığı gibi mümin olmadan da Kur'an'daki vaatlerin muhatabı olamazsın. Bunları bizim çok iyi tespit etmemiz lazım. Atatürk Muhammed'in anlattığı dinin müminiydi. Muaviye'nin anlattığı dinin mümini değildi. Evet, o dine sataşmıştı. O dine vurmuştu. O dini darbelemiştir. Bir dakika, müsaade edin. O dini rahatsız etmiştir. Ama Kur'an'ı gönderen kudrete yemin ederim ki onların yapılmasını bizzat Kur'an'ı gönderen Allah istiyordu. Onları yaptı adam. Onları yaptı. Onları dilinin yapması gerekiyordu. Yani Kur'an'ın şikayetçi olduğu şeyleri şu kıyafette olan biri yaptığı zaman bunlar makbul de, o kıyafette olmayan biri yaptığı zaman bunları red mi edeceğiz? Hakka saygının tekrar tekrar hatırlanması lazım. Bugün Türkiye'nin, ben felsefi bir plandan değerlendiriyorum bunu, İlahiyat planından haydi haydi zaten değerlendiriyorum. Türkiye'nin yokluğundan mustarip olduğu bir numaralı değer hakka saygıdır. Hele bu son 10 yıllık yönetim hakka saygıyı değil, hakka saygısızlığı din yaptı. İşte felaket budur. Hocam çok teşekkürler. Şimdi teşekkürünü et. Söyleyeceğim, not aldığım hayati şeyler daha var ama şimdi değil. Gayet tamam, tabii. Tamam gayet hocam. Tabii. Evet. Çok önemli hayati açıklamalar yapacaksınız. Zaten her sözünüz, her cümleniz salondan gelen alkışlardan da anlaşılacağı üzere çok değerli, çok etkileyici. Şunu bütün vicdanımla söyleyeyim. Sade bu bölümle ilgili değil bu. Benim bütün konuşmalarımla, bütün hayatımla, bütün tebliğlerimle, bütün fikir mücadelelerimle ilgili temel bir şey bu. Benim asla ve asla herhangi birini veya birilerini rahatsız etmek, taciz etmek, onlara gol atmak gibi bir niyetim, böyle bir sefaletim, böyle bir tenezzülüm olmamıştır ve olmaz. Hiçbirimizin yok hocam. Hiçbirimiz yok. Gayet tabii. Ben sizin hakkınıza girmiyorum. Gayet tabii. Olmaması lazım. Gayet. Ben 30 yıl üniversite hocalığı yaptım. Türkiye içinde, Türkiye dışında. Bu televizyonlar kurulduğu günden beri de bu ekranlardayım. Ders veriyorum. Zaten millet bu son günlerde gelen iletilerle, yüzlerce iletiyle Türk halkının, Türk ulusunun hocası unvanını veriyor bana. Ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Tarih beni böyle kaydetti. Sağ olun hocam. Ha şimdi, kimse rahatsız olmasın. Burada bahis konusu ettiğimiz şahıs da rahatsız olmasın. Benim şahıs olarak herkese saygım var. Çünkü herkes Allah'ın kulu ve benim saygıma layık görürüm. Ama
hakka saygım kişilere saygımın üstündedir. İşte mesele bu. Gayet tabii. Zaten burada hiç kimseyi elimizde belge olmadan, bir kanıt olmadan asla suçlamıyoruz. Kimsenin kişilik haklarına saldırmıyoruz. İftira atmıyoruz, yaftalamıyoruz. Aile hayatlarına girmiyoruz. Dolayısıyla biz toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden bir habercilik anlayışıyla gündemi değerlendiriyoruz. Ama bugün öyle bir duruma geldik ki medya mensupları olarak, Türk medyası olarak zaten bağımsız, özgür diyebileceğimiz birkaç tane yayın organı kaldı. İşte Sözcü Gazetesi, Halk TV, Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi, Yurt Gazetesi gibi, sayıları Cumhuriyet Gazetesi gibi parmakla gösterilebilecek kadar az yayın organı kaldı. Merkez medya dediğimiz, yani Alo Fatih hatlarıyla yönlendirilen medyada iktidarın hoşuna gitmeyen, AKP'nin hoşuna gitmeyen, Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen yazıları kaleme alan meslektaşlarımızın hepsinin hemen hemen kalemleri kırıldı. Bu operasyon tamamlandı derken bir de baktık ki yandaş medyada bugün bile metiyeler düzen bazı genel yayın yönetmenleri birdenbire operasyona tabi tutuldu ve onların da kalemleri kırıldı. Şimdi ben bunu Soner Yalçın'a soruyorum. Evet. Nasıl yorumluyor? Ama olup bitenleri. Bu sorudan önce sorduğunuz soruya biraz değinmek istiyorum. Bu Kaçaksaray konusu. Kaçaksaray ya da Akkollu ismi neyse bilmiyorum. Şimdi hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de kaçak bina yaptırdı ve mahkum oldu. Bu konuda cezası vardır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesidir. İşte gecekonduda oturursun, orada oturursun, sistemin sorunudur. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Ama bu gecekondu başka bir gecekondu. Bu kaçak bina başka bir kaçak bina. Ben sadece bunun hukuki boyutuyla konuşulması taraftarı da değilim. Tabii ki konuşulacak. Ama bir eksiklik var. Tarihsel olarak bir eksiklik var. O da şuradan kaynaklanıyor. Atatürk orman çiftliği nedir? Şimdi temel meselemiz gelip buraya burada düğümlenmesi gerekiyor. Bakın ilk cümlemi söyledim. Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan arasında büyük bir eşitsizlik var. Neden var? Çünkü büyük kurtarıcı Atatürk Türkiye'yi üretim yapan bir ülke haline dönüştürmek istiyor. Bu nedenle kendisi bir öncü oldu. Gitti Ege'de, Akdeniz'de köylülerle birlikte çiftlikler kurdu. Kooperatifler kurdu. Onun üyesi oldu. Atatürk orman çiftliğini kurdu. Buradaki amacı 1930'lu yıllardaki buradaki amacı köylüyü, tarımı geliştirmek, ihraç eder hale getirebilmekti. Çünkü bomboştu, tarlalar ekilmiyordu. Köylü ekmeğin ne olduğunu bilmiyordu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada Atatürk'ün büyük önderliği ortaya çıkıyor. Şimdi biraz önce Sayın Müjdat Gezen de söyledi. Bu öncü Atatürk, yani Ege'deki, Akdeniz'deki çiftlikleri Atatürk o millete bağıştı. Sana bağıştı kardeşim. Bak bu adam ne yapıyor? Bu adam o yoksul cumhuriyetin tırnaklarıyla oluşturduğu bütün fabrikaları hepsini satıyor. Göreceli bir zenginlik oluşturuyor. Aa işte hani diyorlar ya hırsızlık yapıyor ama çalıyor vesaire işte yapıyor. Yani neyini yapıyor? Senin o. Senin kardeşim o. Sana makarnayı cebinden ödemiyor. Sana kömürü cebinden ödemiyor. Sen onu hak ediyorsun. Hiç bunları tartışmam ben. Sosyal devlettir. Yoksul olan herkese eğer ortada bir devlet varsa her türlü yardımı yapacak. Sağlığı bedava yapacak. Gerekirse
ısıtmasını bedava yapacak kardeşim. İnsanoğlu bunları yapmış. Bunları başarmış. Biz de yapacağız. Yapmalıyız. Oralarda hiçbir şey yok. Ama temel mesele şu. Bak eşitsizliği görüyor musun? Biri öncü olsun, tarım gelişsin diye çiftlikler kuruyor ve onu halka bağışlıyor. Diğeri geliyor, oraya bina dikiyor. Bak o binayı diken adam kaçak olarak dikiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tarımınızı yok ediyor. Bak kardeşim, bundan 30 yıl önce kendine yeten 6 ülkeden biriydin. Her şeyini ihraç alıyorsun dışarıdan. Hepiniz biliyorsunuz. Her şeyini alıyorsun. Ve aldığın ne biliyor musun? Aldığın elma elma değil. Kimyasal bir ürün. Yok onun elma kokusu. O domatesin kokusu yok. Pirinç pirinç değil. Ve seni zehirliyor. Bu 30 yıl önce Avrupa senden tarım alırken, tarım ürünleri alırken o kimyasal ürünler nedeniyle onu fabrikada ürettiği için şimdi sana armut diye bir şey vermiyor. Başka kimyasal bir şey veriyor. İşte o GDO dediğiniz, bu hastalıklar, bu Alzheimer, bu kanser nereden çıktı? Bu çocuklarımızın erken yaşta ergenlik olması nereden çıktı? Bak nereye geliyoruz? Bir Atatürk Orman Çiftliği'ni oraya bina dikerek sen aslında neyin simgesisin? Bunu görmemiz lazım. Bunu anlatmamız lazım. Temel meselemiz bu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kaçak bina yapan bir ülke haline getirmiş. Neyin karşılığında yapmış? Tarımı da yok ederek. Diğeri diyor ki köylü milletin efendisi diyor. Diğeri ne diyor? Ananı da al git diyor. İşte arkadaş. Bu insanlığın dibe vurmasıdır. Biz efendim Mustafa Kemal ya kardeşim Mustafa Kemal de sizin gibi bizim gibi bir birey. Ama kendini geliştirmiş, dünyada ne olduğunu bilmiş, okumuş. Geçen gün Sözcü'de de yazdım. Savaş meydanındaki çadırda kitap okuyan bir devlet, siyasal liderden bahsediyorsun. Şimdi bu bir ülkenin ufkunu açıyor. Diğeri ise hocam altını ne kadar güzel çiziyor. Bir hurafeye inanıyor. Ve oradan Türkiye'yi karanlığa doğru götürüyor. Bir Atatürk insanı çoğaltıyor. İnsanı yüceltiyor. Kadını yüceltiyor, çoğaltıyor. Baş tacı ediyor. Şimdi geliyoruz o zaman burada. Ak kondu mu, gece kondu mu neyse de adı. Bunun simgesini hepimiz herkese anlatmamız lazım. O manavı örnek göstereceksin. Bak kardeşim diyeceksin bak. Bu sadece bir siyasal iktidarın, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın yer değiştirmesi değildir. Bu kim halk için mücadele yapıyor? Kim halkın yanında, kim ezilenin, kim acı çekenin yanında? Bunu göstereceksin. Hastane yapıyoruz, sağlık hizmeti. Ya zehirliyorsunuz. Bu tarımla insanları zehirliyorsunuz. Dikemezsin kavun. İsrail tohumu al. Ceza veriyor adam sana. İsrail'den alacaksın o tohumu diyor. Tohum yasası çıkardılar. Yok oradan bir tane alıp da oradan tohum yapıp bir daha dikemezsin. Diksene. Çıkmaz oradan kavun. Bağlamış adam seni. Emperyalizm bu. Emperyalizm artık sana silahla gelmiyor. Kavunla geliyor. Armutla, domatesle geliyor. İşte Atatürk Orman Çiftliği'ni yok eden bu anlayış. Oraya kaçak bina dikmesi bu anlayış. Yoksa AKP iktidar olmuş, CHP olmuş, MHP olmuş. Ne getiriyorsun, ne? Sen ne yapıyorsun? Bu benim Huvayi Milliye şehitlerinin kanı döktüğü toprak için sen ne yapıyorsun? Biat ediyor. Avrupa'ya biat ediyor. Ne diyor? Tarımsal ürünlerini almayın diyor. Ne yaparsa yapsın bu serbest piyasa ekonomisi satarsa satsın diyor. Çünkü kimyasal getirdi. Ta Özal'la geliyor bu. Bu devamını getiriyor. Yok ediyor. Şimdi ne diyor? Pamuk ekme diyor. Ya dünyanın en kaliteli pamuksun. Pamuğu ek.
üretiyorsun sen. Ben sana 700 lira veririm diyor. Avrupa Birliği diyor bunu. Ulan hani şeyi almıyorsun sen? Destekleme alımları yapmıyorsun. Dayattın destekleme alımları yapmayın diye. Şimdi niye veriyorsun? Köylülüğü yok ediyor. Yani tarımı yok ediyor. Seni biat eder hale getiriyor. Biat eder hale. Anlatabiliyor muyum? İşte sömürü bu. İşte sömürü bu kardeşim. Buna karşı mücadele vereceksin. Bak onu yiyorsun. Zehirleniyorsun. Hadi sen ben zehirlendik. Ya ufacık çocuklar. Ya onlar. Onlar için mücadele edeceksin kardeşim. Onlar için edeceksin. Peki Soner, madem zehirli ayakkabı dedi sayın konuğumuz, hemen belirteyim. Benim yaptığım bir araştırma. Hakikaten kanserojen madde içeren malzemelerin kullanıldığı son derece ucuz Çin'den getirilen ayakkabılar, 33 bin çift ayakkabı, bilinen bu, piyasaya sürüldü ve ne kadarından tüketildiği, satın alındığı henüz meçhul. Bu bence imha edildi dedi Sayın Bakan. İmha edilenlerin aslında o ayakkabılar olmadığı, kutuların içine, ayakkabı kutularının içine eski ayakkabıların konduğu gibi bir varsayımla durumu değerlendirildi. Aslında pek öyle gözükmüyor. İddialar o doğrultuda değil. İddialar şöyle. Çünkü her aşaması videoya kaydediliyor. Yani depolandığı yerden itibaren imha edildiği İzmit'teki İzaydaş tesislerine, atık yerine girinceye kadar kaydediliyor. O çekimler sırasında herhangi bir şey yapabilmek mümkün değil. Ve üstelik çok geniş bir ekip tarafından değerlendiriliyor bu. Bir sürü imza var. Çok karmaşık bir proses. Ve nezaret altında imha süreci gerçekleşiyor. İddia şu, boş kutular imha edildi. Şimdi ayakkabı kutularına doldurulan paralar, büyük asrın yolsuzluk, rüşvet iddiaları, siz bunları örtbas etmeye çalışırsanız, mecliste dört bakanla ilgili olarak soruşturma komisyonunun neler soruşturduğunun toplum tarafından bilinmesini engellemek amacıyla sansür yaptırırsanız, mahkeme kararı aldırırsanız, o zaman bürokrasi tıpkı ayçiçeklerinin güneşe dönmesi gibi tepeye bakar. Eğer tepe götürüyorsa ve yanına kar kalıyorsa aşağıdaki de götürür. Mesele bundan ibarettir. Bugün bize zehirli ayakkabı da giydiriyorlar, zehirli gıda da yediriyorlar ve bu raporlar, açıkça buradan ilan ediyorum, çok kolay alınıyor. Rüşvet almış başını gitmiş. Kokuşma almış başını gitmiş. Yani birileri kendi canını kurtarabilmek için kendi büyük yolsuzluklarını, hırsızlıklarını örtbas etmeye çalışırken aşağıda bürokrasiyi de büyük bir rüşvet ve yolsuzluk çarkı içine sürüklemiş bulunuyorlar. Şimdi hem mecliste ki bu soruşturma kuruluyla ilgili sansür, siz de milletvekilliği yaptınız hocam, parti genel başkanlığı da var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de bu medyadaki son operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bir defa şimdi medyada hiç fikrine katılmadı, düşüncelerini asla paylaşmayacağım kalem sahiplerinin bile kaleminin kırılmasının karşısındayım kardeşim. Ben karşıyım. Ki onlar bizler hakkında neler yazdılar. Bazıları ne iftiralar attılar. Ama buna rağmen ben basın özgürlüğünün sonuna kadar arkasındayım ve düşüncesini asla paylaşmadığım kişilerin kaleminin kırılmaması gerektiğini savunurum. Şimdi bu operasyon nerede oldu? Akşam gazetesinde oldu ve Star gazetesinde oldu, değil mi? Şimdi peki kardeşim, bu Star gazetesi kimin?
Cem Uzan Hanım. Cem Uzan Hanım. Peki kardeşim, akşam kimindi? Kara Mehmet'indi. Bunlar Türk burjuvası, Türk sermayedarı, Türkiye için onu yapmış, bunu yapmış vesaire bir yayın organı. Sen ne yaptın? Sen geldin devletin bürokratlarıyla birlikte. Üstelik devletten 5 kuruş kredi kullanmamıştır. Sen geldin oraya el koydun. Öyle değil mi hocam? Bakın arkadaş, hukuk işte bu. Türkiye'de hukuk bu. Kaçak ülkeler, kaçak ülke olduk. Her şeyimiz kaçak. Hukuk diye bağırmamızın, adalet diye bağırmamızın sebebi bu. Adam geliyor, el koyuyor, telefon ediyor, el koyuyor, o gazeteye basıyorlar. Devlet el koyuyor. Alıyor onu sonra, Ahmet, Mehmet, Ayşe, gel diyor, bunu sana verdim. Şimdi bir dakika ya, aldı o da onu. O da bakıyor, kim olacak orada gazeteci kılığında birileri var. Gazeteci değil bence. Ben Uğur abiye katılmıyorum. Hani ben onları gazeteci olarak görmüyorum. Şimdi bunlar geliyor oraya. Bunlar ne yapıyor? Bir propaganda bülteni yapıyorlar. Propaganda bülteni de satmıyor tabii ki. Yani kimse okumuyor. Okur musunuz? Haber vermiyor. Bir propaganda yapıyor bu. Propaganda yaparken de biraz önce Sayın Uğur Dündar'ın da söylediği gibi yukarıya bakıyor. Abi herkes götürüyor. Ya tamam, bir lokma bir hırkaydı da hani bu hırka biraz daha moda bir şey mi olsa, dünya markası mı olsa falan filan demeye başlıyor. Acaba daha iyi lokantalarda mı lokmayı yesek vesaire bilmem ne oluyor. Şimdi bak çürüyor. Çürüyor kardeşim. Ne dediniz siz bu cumhuriyete başından beri? Jandarma bizi ezdi, biz şunu yaptılar, bunu yaptılar. Koca yalanlarla geldiniz. Bu halkın karşısına, bu samimi, dürüst, namuslu halkın karşısına sana biz yardım ederiz. Bir hortumcular var, şu var, bu var, bilmem ne falan filan. İşte bak biz tertemiziz. Çok kirlisiniz. Çok kirlisiniz. Soner. Şimdi Soner yıllardır araştırmacı gazetecilik, soruşturmacı gazetecilik yapıyor. Ben sizden de yaklaşık, öğrendik abi, sizden öğrendik. Ben de yaklaşık yarım asırdır dilim döndüğünce gerçekleri Türk toplumuna anlatmaya çalışıyorum. Yani hırsızları kovalarken dünyanın öbür ucunda gitmediğimiz yer kalmadı. Böyle bir dezenformasyon da yapıyorlar. Ya siz işte bankalar hortumlanırken neredeydiniz? Biz o hortumcuların yurt dışına kaçırdığı paraları, devletin hiç haberi olmadığı servetleri, bal mumu üzerinde olan gizli hesap cüzdanlarıyla birlikte TMSF'ye teslim etmiş insanlarız. Milyonlarca doların Türkiye'ye gelmesini sağlamış insanlarız. Yani bunlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bindirilmiş kıtalar ya, para karşılığı sosyal medyada yazan kişiler, ben bunlara cevap vermiyorum. Hiçbir şekilde de muhatap almıyorum. Ama yani burada bunu söylemiş olduk. Ben gelmiş geçmiş tüm iktidarların yolsuzluklarıyla savaştığımı düşünüyorum. Ama bu kadar kokuşma, bu kadar rüşvet, bu kadar yozlaşma hayatımın hiçbir döneminde karşıma çıkmadı. Sevgili dostlar, umre adı altında rüşvet alınır mı? Alınıyor. Rüşvetin adı umre. Rüşveti para olmalı. Bu arada bir dezenformasyonu da hemen yeri gelmişken düzelteyim. Bizim çok sevgili meslektaşımız Ayşenur Aslan, yani medyamızın yüz akı isimlerinin başında gelir. Bugün programını yapmadı. Öyle mesajlar geliyor ki işte Halk TV Ayşenur Aslan'ın da sesini kıstı gibi. Hayır arkadaşlar, Ayşenur Aslan arkadaşımıza hiçbir şekilde sansür yapılmamıştır. Ayşenur Aslan aslanlar gibi programına devam edecektir. Zaman zaman mesleki stresler yaşanabilir. İşin yoğunluğu arasında bir takım kırgınlıklar olabilir. Ama bunlar gelir geçer. Çünkü Ayşenur Aslan gibi bir değerin şu dönemde
suskun kalmaya hakkı yoktur. Hakkı yoktur. Evet, evet. Onun için biz sevgili Ayşenur'un alkışladığımız, keyifle izlediğimiz programlarını Halk TV'de seyretmeye devam edeceğiz en kısa zamanda. Bir cümle ekleyeyim. Net olarak söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi yaptığı da vardır, kötü yaptığı da vardır. Kötü yaptığından birisi şu. Cezaevinden çıktığımda da söyledim. O dönemin çok büyük kralı savcısı Zekeriya Öz vardı. Dedim ki Hodri Meydan çıksın, istediği dosyayı konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanı, bakın bu ekrandan söylüyoruz. İstediğiniz kanalla, istediğiniz dakikada gelin, biz gazeteciyiz. Soru soralım size, siz de yanıtlayın. Hodri Meydan diyoruz. Samimi olarak söylüyorum bakın. Samimi olarak söylüyorum. Bu toplumsal barış adına da iyi bir şey. Gelin arkadaş. Biz soru soralım. Gazeteciyiz. Bizim yüzümüzü kızartın ya. Biz sizin aleyhinizde bir şey, kötü bir şey söylüyorsak. Çıkın dosyaları. Biz de alalım bir dosyaları. Gerekirse 2 gün, 3 gün konuşalım. Bu halkımız bütün gerçekleri bilsin. Eğer biz sizin aleyhinize kötü şeyler söylüyorsak o da öğrensin. Biz Hodri Meydan diyoruz da siz niye kaçıyorsunuz? İstediğini yapsın, istediği kanalda. İşte buradayız biz. Hayır, 2002'de iktidar olmadan önceki o seçimlerde, seçimler sırasında ben Sayın Deniz Baykal'la karşılıklı olarak çıktıkları ilk ve son açık oturumu tam adil bir yönetim biçimi sergileyerek, ki programdan sonra ilk elimi sıkan ve beni kutlayan Tayyip Erdoğan olmuştur. Yönetmiş kişiyim. Ben hiç değişmedim ki. O zaman icraatları yoktu işte onu. Asıl ben gelişerek değiştim diyenler değişmediklerini gösterdiler. Ne yazık ki. Bu toplum çok büyük bir kredi açtı. Gelişerek değiştiyseniz gelin kanıtlayın dedi. Ama bugün geldiğimiz nokta değiştim diyenlerin hiçbir şekilde değişmediklerinin kanıtlanmasıdır. Şimdi bir reklam. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra konuklarımızın sorularıyla devam edeceğiz. Sadece kısa bir ara. İstanbul'dan, Kadıköy'den, Kadıköy Belediyesi'ne ait Kozyata Kültür Merkezi'nden sizlerle birlikteyiz. Konuklarımız Sayın Yaşar Nuri Öztürk ve Türkiye'nin bir numaralı soruşturmacı gazetecisi Soner Yalçın. Ayrıca sevgili Müjdat Gezen, Atilla Sertel ve Kadıköy'ün eski belediye başkanı Sayın Selami Öztürk de burada. Evet. Burada. Ve çok değerli Kadıköylülerin coşkulu katılımıyla halk arenası sürüyor. Şimdi reklamların arasında birkaç mesaja dikkat ettim. Soner Yalçın dedi ki bir açık oturum yapılsın. Tayyip Erdoğan gelsin. Biz gazeteciler, bağımsız, özgür gazeteciler meslek ilkeleri çerçevesinde kendisine soru soralım. Hodri Meydan dedi. Ancak gelen mesajlar bunun mümkün olamayacağını, çünkü Türkiye'de 1500 kişilik korumayı alabilecek bir salon bulunmadığını, ifade ediyorlar. Ben de aktarıyorum. Bu arada meslektaşımız Hüsnü Mahalli bir mesaj paylaşmış. Diyor ki İspanya Sağlık Bakanı boşandığı eşi rüşvetle suçlanınca görevinden istifa etti. Şaşırmış adam. Şaşırmış.
Niye gelsin? Kurtu alsın bizi. Yani bizde eşi bırakın, bizzat kendisi alanlar gönül rahatlığı içinde göreve devam ediyorlar. Yani İspanya gelsin de bizden etik öğrensin biraz, değil mi? Hakikaten. Evet, bu sansür konusuna ne diyorsunuz hocam? Dört bakanla ilgili, madem İspanyol Sağlık Bakanı istifa etmiş, eşi rüşvetle suçlanınca... Bu bakanlar makanlar meselesi benim artık ciddi biçimde midemi bulandırıyor. Ki ben midesi ameliyatla alınmış bir adamım, ona rağmen midem bulanıyor. Bu cevap bu olsun. Şimdi İspanya işini diyorsunuz. Yaklaştırın mikrofonu. Bir şeyi, espriyi bir kenara bırakalım. Son derece ciddi. Espri değil hocam, bu gerçek. Yok yok yok. Benim konuşmam biraz espri gibiydi. Çok ciddi, tarihin ve Tanrı'nın huzurunda bir şey söylemek istiyorum. Bizim gavur kavramını yeniden tartışmamız lazım. Kur'an'ın verilerine giderek ilahiyat açısından bakarsak ve evrensel hukukun, ki ben bir hukukçuyum, 30 küsur yıllık bir hukukçuyum, onun verilerini de konuşturarak ve felsefenin verilerini konuşturarak gavur kavramını yeniden değerlendirmemiz lazım. Şimdi burada ne dendi? İspanya'da emsali Avrupa'da yüzlerce. Bir bakanın boşanmış olduğu eşi bir rüşvet olayına adı karıştığı için istifa ediyor. Yani ortak hatıraları olan, geçmişte ortak hatıraları olan birinin şaibeli hale gelmesi bile bir politikacıyı istifa ettiriyor. Şimdi dört bakan diyorsunuz. Biz oturup şimdi gavur kavramını bizdekileriyle bu İspanya'dakini yan yana koyarak yeniden değerlendirmeye almamalı mıyız? Almamalı mıyız kardeşim? Ben 3 yaşından beri ilahiyatçıyım. 7 sülalesi ilahiyat alimi olan, en büyük hocası, babası olan bir adam. Benim kariyerim felsefedir. Doktora tezim tamam ama ben ilahiyatçıyım. 7 göbek. Şimdi almamalı mıyız? Bu gavur kavramı, bu gavur kimdir sorusuna acaba Kur'an'ın verdiği cevap nedir? Evrensel hukukun verdiği cevap nedir? İnsan idrakinin, vicdanın verdiği cevap nedir? Bunlar karambole getirilmiş. Bunlar sisli bir kulvarda bu kavramlar gürültüye getirilmiş ve birileri bu cehaleti istismar ederek saltanat sürüyor. Gavur kavramını yeniden değerlendireceğiz. Bunu buradan altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum. Diyor ki, bakın Kur'an'da enteresan bir tabir var. Siz zanneder misiniz ki diyor, biz kendisine Müslim damgası vuranları mücrim oldukları halde onlara Müslim, yani Müslüman muamelesi yaparız. Yine özgün metni okuyorum. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Tefsirdeki mukabele ilkesine göre bunun tersi de doğru. Mücrimlere Müslim muamelesi yapmayız. Kendini Müslim diye gösterenlere, eğer mücrimseler, Müslim muamelesi yapmayız. Bunları yeniden... Niye bunları hep gündeme getiriyorsun? Ben mesleğin icabı mı falan? Hayır. Ben hiç bu konulara girmeden felsefe konuşurum.
Kant konuşurum, Kant konuşurum, Heraklit konuşurum, konuşurum, hiç. Hukuk konuşurum. Ben avukatlıktan üniversiteye geçmiş bir adamım benim. Geçmişim o. Mesleğim benim. Niye bunu yapıyorum? Bakın değerli arkadaşlar ve halk, ey ahali. 120 bin caminin mühür fikir olarak temsil ettiği bir fikir, bir ide, bir anlayış, bu ülkenin insanının aleyhine kullanılıyorsa, siz bu meseleyi halletmeden bu ülkede iki yakanız bir araya gelmez. Bunu halledeceksiniz. Evet, evet. Hemen buradan bir şey daha söyleyeyim, söz sizin. Nasıl halledeceksiniz bunu? Demin benim işte bizim okunmamızdan şuradan buradan vesaire bahsetti. Dedi ki işte Yaşar Nur Hoca'yı onlar da herkes okur. Bir dakika, şimdi hakkı teslim edelim. Demin hak dedik. Beni en çok okuyanlar kimler biliyor musunuz? Dindarlar gayet tabii okuyor. Ben onların göz bebeğiyim. O ayrı. İkinci sırada dinciler okuyor beni. Hatta onların bir tanesinin sözü var. İsmini versem kıyamet kopar burada. O bizim istikamet pusulamızdır diyor. Ona bakarsın. Ne diyor? Şimdi bir de anekdot vereyim. Bunu da vermemiz lazım. Tarihin kulağına bunun üflenmesi lazım. Kur'an verileri açısından laiklik kitabını ben milletvekiliyken yazdım. Ankara'da meclisteyim. Kitap çıktı. Ben Allah biliyor saf saf bir Anadolu çocuğu, bir Sürmene çocuğu, bir köy çocuğu olarak bekliyorum. Diyorum ki şimdi aydınlık temsilcisi olduğunu söyleyen ekipler, benim de içinde olduğum parti bu kitabı işte şu 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 şu. Çünkü hakikaten hepsinin muhtaç olduğu, gelip tıkandıkları yerde onların önünü açan, onlara belge, hatta dil veren bir kitap. Neyle karşılaştım biliyor musunuz? Uğur Bey. Bir tane CHP'li gelip de bana bir tek kitap imzalatmadı. İktidar partisi AKP'den beşer onar gelip imzalatıyorlardı. Ve şunu da diyorlardı. Hocam Allah razı olsun. Bunları biz bilmiyorduk ya. Biz bunları bilmiyorduk ya. Şimdi bu gerçeği herkes bilecek. Kimseyi ben, bak ben geçen arenada söyledim, yine söylüyorum. Ben her şeye rağmen CHP'liyim. Evet. Ama her şeye rağmen bu benim vicdanımın ve idrakimin beni ittiği yerdir. Çünkü birilerine kızarak ben vicdanıma tekme atamam. Vicdanıma saygı duymak zorundayım. Evet, geçen programda da CHP'li olduğunu, evet, ve CHP'li olmaya devam edeceğini söyledi hocam. Gayet tabii. Evet. Gayet tabii. Hiç... Gayet tabii. Ama bu gerçekleri de bizim bilmemiz lazım. Şimdi bunlar ve Türkiye'de bu bizim söylediklerimizi dikkate alma basiretini gösterenler veya nezaketini, samimiyetini gösterenler şunu anlamışlar hocam, sizin, ama anlatmalıdırlar hocam, halka. Sizin kitaplarınızı imzalattıranlar, eğer sizin kitaplarınızda yazanları içselleştirmiş ve yaşamlarında uygulamaya geçirmiş olsalar... Hayır, hiç önemli değil. Bugün meclisin manzarası, hayır, böyle mi olur? Ben orada değilim. İçselleştirdiklerini falan söylemedim. Onu bilemem, onların niyetiyle yargılayamam. Bakın...
O bilgilere onlar ihtiyaç hissediyorlar. Öbürler hissetmiyorlar. İşte felaketin dip sesi verdiği yer buradır. Ben onu vurgulamanın peşindeyim. O onu içselleştirmiş, içsel, bu yankı okuyunca içselleştirecek mi? Ama siz bir fikri temsil ettiğinizi söylüyorsunuz ve bu fikri temsilde kullanmanız gereken lügatten haberiniz yok. Bu neye benziyor? Sizi ben Arapça mütercimi ilan ediyorum ve burada başlıyorum Arapça konuşmaya. Siz Arapça bilmiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Siz şikayet ediyorsunuz, diyorsunuz ki bunlar Kur'an'ın da kullandığı tabirle Allah ile aldatarak kötülük ediyorlar. Onu sizin demenize lüzum yok. Onu da ben öğrettim bu millete. Öyle bir şeyin Kur'an'da olduğundan haberi yok adamın. Siz dinin istismarından ve dinle Türkiye'nin tabir caizse vurulduğundan bahsediyorsunuz değil mi? Emperyalizm de onu kullanıyor, içerideki işbirlikçileri de onu kullanıyor. Peki kardeşim, siz bu kullanılan tırnak içinde silahın ne olduğunu bilmeden yine tırnak içinde düşman ilan ettiklerinizle nasıl mücadele edeceksiniz, söyler misiniz bana? Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, şimdi mikrofonu... Ya birkaç söyleyeceğim şey daha var ama... Sorular gelecektir. Atilla Sertel'in bir sorusu var mı acaba? Şimdi Soner Yalçın'a sorduğunuz sorunun basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü açısından değerlendirmesi gerektiği noktasında yarım kaldı. Onun açılmasını isteyeceğim. Basın ve ifade özgürlüğü aslında Türkiye'de gazeteciler ve medya mensupları açısından değil, halk açısından çok daha önemli. Çünkü halkın bilgi almasının önüne set çekiliyor. Mecliste bu dört bakanla ilgili böyle bir sansür uygulanmasının karşısında basın meslek örgütleri ve halk nasıl davranmalı ki bu işin üstesinden gelinsin? Bu yolsuzluklar karartılırsa, önüne gerçekten perde çekilirse, perdenin gerisinde olanlardan halkın haberi olmazsa, bu iktidar bu yolsuzlukları ne kadar daha süre devam ettirir? Onu sorayım. Bir soru daha ekleyeyim. Bu iktidarın önümüzdeki seçimlerde devrileceğine, yıkılacağına ve bu iktidardan gideceğine inanıyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkürler Atilla Sertel. Önemli bir soru hakikaten. Şimdi hocamın sözlerini tamamlayayım. Biraz felsefeyle amatör olarak merak eden biri olarak ilgilendiğim için bu gavur meselesi. Çünkü başbakan, cumhurbaşkanı affedersiniz, yine bu batılılar bizi kıskanıyor, Avrupalılar kıskanıyor vesaire gibi sözler söylemiş. Şimdi felsefenin temeli şu, diyor ki insan yaptığı şeydir. Anlatabiliyor muyum? Sartre onu ekliyor, diyor ki insan eylemiyle var olan kişidir. Bir cümle mutlaka söylemeli. Hocam ama mutlaka insan yaptığı şeydir. Tabii Sartre onu diyor. Ama Sartre'dan 1400 küsür sene önce. İnsan yaptığı şeydir sözü tırnak içine alıyorum, bir Kur'an ayetidir. Çok güzel. Evet. Şimdi iyi, kötü, gavur, batılı, o, bu. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen ne yaptın osun? Sen hırsızlığın üstünü kapatıyorsan veya hırsızlık yapıyorsan ne olursa ol, iyi biri değilsin. Nokta. Bu dört bakan, iki bakan, o bakan, bu bakan. Tarihe meraklı olarak biri söylüyor. Ne yaparsan yap kardeşim. Bak, bu bizim mazlum halkımız notunu vermiş. Çalıyorlar diyor. Bak çalıyorlar ama işte yapıyorlar falan diyor ya. Ben orada ilgili değilim. Çalıyorlar diyor. Bitti. Sen bunu bugün medya yazıyor, yazmıyor, sansür uyguluyorsan tarih yazar.
tarihten kaçamazsın. Tarihe öyle geçeceksiniz. Çok üzgünüm. Tarih sizi ne yazık ki benzerlerini nasıl yazdıysa öyle yazacak. Sayın Başkanımın çok yerinde bir sorusunu ve üzerinde durmamız gereken bir konu önümüzdeki seçimler meselesi. Şimdi burada belki söylememem gerekiyor çünkü kafamda son dönemlerde bu var. Bu da şuradan kaynaklanıyor. HİP başkanını değiştiriyor, TRT başkanını değiştirecek herhalde yakında bilmem neye. Gazetecileri değiştiriyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi işte jandarmayı değiştiriyor, esnaf sen bilmem ne yap diyor, polislik yap falan. Ya birkaç gündür kafamda şu var, sandıkla gitmeyecek gibi. Bakın samimi söylüyorum, şöyle bir şey düşünüyorum. Seçimler oldu, sonuçlar açıklandı. Çıktılar, Yüksek Seçim Kurulu darbe yaptı. Der, paralel yapı der, o der, budur. 17-25'i onu demiyorum. Bakın samimi olarak düşünüyorum bunu. İşte efendim bizim Ümraniye'de bir uçuk oyumuzun, bakın işte çöp atmışlar, orada bilmem neyi yapmıştır, bu seçim başarısız der mi demez mi? Yüksek sesle düşünüyorum. Güvenimiz kalmadı. Ya, der ve bütün işaretler bunu diyeceğini gösteriyor. Yani baskıcı tutumunu giderek sertleştiriyor. Öfkeli kalabalıklara kendisine oy vermeyen ve yaşam biçimini değiştirmemekte kararlı olan kesimi hedef gösteriyor. Güvenlik önlemlerini giderek arttırıyor. Polisi ağır silahlarla donatma projesini hayata geçiriyor. Jandarmayı kendi bürokratlarına bağlayarak sicil yönünden jandarmayı da AKP'lileştirme niyetini sergiliyor ve sanki ölünceye kadar iktidarda kalacakmış izlenimini yaratan bir yolda Türkiye'yi çok ağır bedeller ödemeye doğru götürüyor izlenimi doğuyor. Ben bugün olanlara baktığım zaman bu tipik Hüsnü Mübarek tavrı aynıydı arkadaşlar. Ve seçim oluyordu %98'de vesaire geliyordu biliyorsunuz. Çünkü Türkiye oraya doğru götürüyor. Şimdi ben buradan çıksam desem ki ey Avrupa, Batı bizi duyun. Demokrasi yok, adalet yok. Onlar bunu biliyor. Bak ben onlara hiç öyle şeyler söylemem. Ben liboş falan değilim. Kendi ülkem oraları falan da şikayet etmem. Ama size söylüyorum. Bakın size söylüyorum. Bunun vebali hepimize. Hepimize bunun vebali arkadaşlar. Peki. Kuşkusuz demokrasiyle, halkın demokratik bilinciyle ve gücüyle, sandık yoluyla bu çözüm olacak da nasıl olacak? İşte onun için ne yapacağız arkadaşlar? Apartman apartman örgütleneceksin. Sokak sokak örgütleneceksin. Bunun başka bir yolu yok ki. Bir daha bir sarışın kurt gelmez arkadaşlar. Bir Mustafa Kemal beklemeyin ya. Hepiniz Mustafa Kemal'in askeri olun. Çözüm son derece basit. Kimin gücü neye yetiyorsa, bakın kimin gücü neye yetiyorsa, ben gidemem ama partime 50 lira veririm, 10 lira veririm, giderim bir Sözcü gazetesi alırım, Aydınlık gazetesi alırım, onu giderim bir kahveye bırakırım, Nihat Genç'in kitabını alırım, onu başkasına okut. Yapın arkadaşlar, o 5 çaylarını bırakın, şu altın günlerini vesaire bilmem neleri, dışınızdaki insanları alın. Bizim kimsenin inancıyla, kıyafetiyle hiçbir düşmanlığımız olamaz. Konya'da hatırlayın, Kur'an kursuna giden 17 tane zavallı kızımız yana yana öldüler. Onlar bizim kızımız. Bakın, Tayyiplerin değil. Açık ve net söylüyorum. Bursa'da tekstil atölyesinde 5 tane türbanlı emekçi kadın, onlar bizim anamız, kardeşimiz. Biz onları biliriz.
bütün tekstil atölyelerindeki sömürülenleri, o bütün başörtülü kadınların ızdıraplarını bizler biliriz. Onlara kucak açacağız, sarılacağız hepsine, kimseyi dışlamayacağız. Hakir görmeyeceğiz, kendimizi yukarıda görmeyeceğiz. Bu mücadele ancak böyle olur. Ve şuna inanacaksınız. Sürüleşmeyeceksiniz, vicdanınızı, ahlakınızı kör etmeyeceksiniz. İnadına bak, inadına o umudu yaşatacaksınız. Siz yapacaksınız, başka biri değil. Kimsenin elinde Hazreti Musa'nın asası yok, vurunca Kızıldeniz ikiye bölünecek ve orada kurtuluşa. Hayır, o asa sizin elinizde. Herkes tek tek, birey tek tek, yaşınız kaç olursa olsun. Yok yaşlıymış, bırakın bunu. Bizim yaşımız yok. Mustafa Kemal'in askerin yaşı olmaz. Mücadeleye inanın arkadaşlar. Mücadeleye inanın. İnanırsanız kazanırız. İnanın. Bize yenilgiyi öğretemeyecekler. Buna inanın. Ve bunu insanlara da anlatın. Üst katınıza, alt katınıza, yana, esnafa, herkese söyleyin. Geri adım atmayın. Yılgınlığa düşmeyin. Evet. Müjdat Gezen bir şey söyleyecek. Şuraya oturayım da sırtımı dönün. Şimdi biraz önce kafayı şeye taktım ben, bu Cumhurbaşkanı'nın söylediği laf, hani esnaf polistir, hakimdir dedi ya, biz de dedik ya halk için ne büyük tehlike dedik, değil mi? Ha, yanlış, aslında esnaf için büyük tehlike. Çünkü bir mahallede 600 kasap, 700 tane manav, 500 tane bakkal olmaz ki, onlardan birer tane olur. Böyle bir şey olduğu zaman o zavallı adamlara günah, değil mi? Ne kadar ters bir şey bu. Yani o adamları bizi halka hedef göstermiyor, tam tersi. Halka, esnafa hedef gösteriyor. Tam tersi, onlardan bir mahallede birer tane. Ya topyekün herhangi bir yerde de azdır onlardan. Öyle değil mi? Halktır kalabalık. İkincisi de ben bu dört bakanın sansür konusunda büyük bir haksızlığa uğradıklarına inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Ne gibi? Şöyle inanıyorum. Efendim? Hayır hayır, şimdi bu dört bakanın bu toplantının mecliste de sonraki yargılamada da inşallah açık ve şey olması bence bakanların lehinedir. Çünkü ya bunlar tertemiz insanlarsa bunu kamuoyu anında öğrenmek hakkına sahip değil midir? Mesela dördünün de çok masum olduğunu farz edelim. O zaman bu masumiyetin anında halk tarafından bilinmesinde bir sakınca yok ki, değil mi? Öyle değil mi? Yani mantık bunu söylüyor. Eğer bu sansür edilir, gizlenirse o zaman insan aklına ne kadar kötü şeyler gelir. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Şimdi bana değerli konuklarımız, arkadaki yurttaşımız bir soru sormak için bir mesaj göndermiş. Buyursun. Adım Hulusi Tatlı. Cumhuriyeti benimsemeyen, Türkiye Cumhuriyeti kuran Atatürk'e hayyaş diyen bir zihniyet kadın ve erkek eşitliğinden bahsedemez. Yani benimseyemez. Mümkün değil. Eşit değil. Soru sorun. Siz soru sorun. Yani tebliği yayınlamayın lütfen, soru soru. Buradaki konuklarımıza da bu konuda cevap verme imkanı sağlayın. Soruyu sorun, net, açık, kısa. Peki soruyorum. Benimser mi? Cumhuriyeti benimsemeyen, Atatürk'e ayyaş diyen bir zihniyet kadın ve erkek eşit diyebilir mi?
sorun bu. Şimdi öyle bir noktadayız ki Rütük biliyorsunuz Atatürk'e rüşvetçi diyene ceza vermedi. Ama bugünkü iktidarın yolsuzluk yaptığını ve rüşvet aldığını söyleyen kanallar cezalandırılıyor. Bu sorunuza cevap olabilir mi? Ayrıca hocama da. Yani Atatürk'e rüşvetçi demek serbest, bugünkü iktidarın yolsuzluk yaptığını veya rüşvet aldığını iddia etmek yasak. Hocam anlattı bunu ama ilk başlangıçta. Evet, anlattı. Ayrıntılı anlattı hocam. Evet, evet. Bir başka konuğumuz hanımefendiye uzatalım mikrofonu. Şu hanımefendiye. Yaklaştırın lütfen ağzınıza mikrofonu. Kalkmanıza da gerek yoktu ama lütfen. Kifayet Taşçıoğlu. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Biz geçen hafta kadın arkadaşlarımızla birlikte Yırca Köyü'ne ziyarete gittik ve oradaki o güzel insanları, güzel kadınlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Orada ağaç katliamını birebir gördük ve orada binlerce ağacı meyveleriyle birlikte o yeşil yeşil siyah siyah o iri iri meyveleriyle birlikte gördük. Ve bundan büyük bir hüzün içerisinde oradan ayrıldık. Sanki orada hamile binlerce kadın yatıyordu. Yani biz o duygu içerisindeydik. Ben şimdi Yaşar hocama sormak istiyorum. Bu İslam'da, dinimizde ağaç katliamı yapmak vebali nedir hocam? Yani binlerce ağacı böyle fütursuzca kesmenin vebali ne olmalı? Teşekkür ediyorum. Bugün Yalova Belediyesi'nin de bir ağaç katliamı yaptığına yönelik haberler duyduk. Eğer gerçekten böyle bir katliam yapıldıysa onu da şiddetle kınadığımızı buradan ifade edelim. Ki o Yalova'da Büyük Önder Atatürk kendi köşk demeyelim ona. Bir ev. Çok küçük bir ev hatta. Son derece mütevazı bir ev. Ona dalları değdiği için ağacı kökten kesmeye çalışan oradaki çalışanları engelliyor ve İstanbul Belediyesi'nden ekipler getirerek ray döşetmek yöntemiyle köşkü kaydırıyor. O Yalova. Dolayısıyla ağaç nerede kesilirse, katliam nerede yapılırsa yapılsın, biz o parti, bu parti demeyiz, o belediye, bu belediye ayrımı yapmayız, bunu eleştiririz ve karşısında dururuz. Bu yeşil katliamı veya doğa tahribi Türkiye'nin maalesef alamet-i farikalarından biridir, yeni değil. Bunlar bu işi bir numaralı rant kapısı yaptıkları için artık tarihte eşi görülmemiş bir yeşil cinayeti sergiliyorlar. Karadeniz'de dün akşam yine bir ekranda söyledim. Karadeniz'de yapılması düşünülen hava alanı ki bence hiç lüzumu yok. Ben Karadenizli bir Trabzon çocuğuyum, orada büyüdüm. Kesilecek ağaçların sayısı 5 milyon adet. Hocam ben fotoğrafını gördüm. Son çekilmiş. Oda TV yayınladı. Soner'lerin haber sitesi olan Oda TV yayınladı. Öyle bir görüntü hayal edin. Yani kurbanlık hayvanların derisini yüzerler. İç organları çıkar ya. Evet. O hale getirilmiş o orman. O hale getirilmiş. Yani bakmaya evet. Dayanamadım. İçim yandı. Yüreğim sızladı. Bu kadar acımasızca, bu kadar gaddarca yapılan bir katliam için söyleyecek söz bulamıyorum. Söz de çevre dostu bir yol yapacaklar. Sen bulamıyorsun. İslam'ın muazzez peygamberi bunun cevabını vermiş. Ondan alalım, biz hiç karışmayalım. Evet hocam.
Hazreti Peygamber'in hayatında 3 tane bedduası var. Dördüncüsü yok. Kendisini taş yağmuruna tutup kanlar içinde bırakıp her tarafını lime lime eden insanlara beddua etmesi istendiğinde onların neslinden çok temiz insanlar gelecek, ben onlara beddua etmem diyen peygamber 3 tipe beddua etmiştir. Lanetlemiştir onları. Birisi bu tabiatı yeşili katledenlerdir. Bunlar İslam peygamberinin tanıklığıyla melundur. Melun. Evet. Aynen öyle, öyle. Söz öyle başlıyor peygamberin sözü. Lanallahu diyor. Allah lanet etsin. İkincisi kimdir? Paraya kul olanlardır. Parayla Allah yan yana geldi mi parayı tercih edenlerdir. O beddua en uzun bedduasıdır aynı zamanda. Diyor ki, bunların vücudunun her tarafına dikenler batsın da bu parayı ilahlaştıranlar. Sanki bugünden fotoğraflar koyuyor önümüze. O vücutlarına batan dikenleri çıkaracak kimse bulunmasın diyor. Üçüncü beddua ettiği tip veya zümre, insanlara zorluk çıkaranlardır. Allah'ım onların da işlerini sen zora sür diyor, insanlara zorluk çıkaranlar. Yani hallolacak bir iş, o zorluk çıkarıyor onu. Şimdi cevap burada. Bir şey daha söyleyeyim. Hazreti Peygamber Mekke'den canını kurtarmak için arkadaşlarıyla kaçıp hicret edip Medine'ye gittiğinde, Medine'de o meşhur Medine vesikası bir tür anayasadır. Oradaki diğer inanç mensupları ile birlikte yaptıkları. Onun içine ne koymuştur biliyor musunuz? Medine ve civarı harem, yani yeşilliğine dokunulmayacak bölge ilan edilmiştir. Bunu ihlal edenlerin nasıl cezalandırılacağı, aletlerine, edevatlarına nasıl el konulacağı da orada tasrih edilmiştir. Şimdi bunu yapan bir peygamberin mensubu, bağlısı olduğunu söyleyen İslam dünyasına bakın. Ve mesela Türkiye'ye bakın, 120 bin cami var Türkiye'de. Fert başına düşen yeşil alan 1 metre civarında. Mesela İstanbul'da 1 metreyi birkaç santim geçiyor. İsveç'te bu rakam 32 metre. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de 25, 26, 27, 28 metre. Sen de Almanya'da biliyorsun, o zaman yazına da geçirdin. Evet, evet hocam. Şimdi tekrar hatırlatayım vicdanınıza. Gavur kimdir sorusuna bunları da düşünerek cevap bulacağız. Onu yeniden cevap bulmamız lazım. Kapatayım mı yoksa bazı... Bir ara verelim hocam. Peki. Bu arada yarınki Sözcük gazetesinden bir haber vereyim size. Bakanoğlu'nun 29 hesabı çıktı. Az mı? Şimdi bakın, yapılan anketler hem bu kaçak sarayın maliyeti, oradaki saltanat, debdebe, 1000 oda, 2000 oda gibi söylemler ve bu yolsuzluk, rüşvet iddialarının artık örtbas edilemeyecek şekilde ayyuka çıkması, AKP'nin oylarının süratle düştüğünü gösteriyor. Şu anda oyları öyle %50'ler falan değil, artık onlar hayal. %37-36 mertebesine inmiş durumda. Ve AKP'lilerin yaptığı ankete göre AKP'ye oy veren seçmenin %70'ten fazlası, daha doğrusu toplumun %70'ten fazlası, %76'sı bu saltanat ve kaçak saray konusundan fevkalade rahatsızlık duyuyor. Şimdi Sayın Öztürk, Selami Öztürk bir soru sormak istiyor. Verelim eski başkana. Şimdi ben o arada bir cümle söyleyeyim hocama ek olarak.
Avrupa'daki ağaç ve orman meselesiyle Anadolu'dakini şöyle karşılaştırmak gerekiyor aslında. Bizim ormanlarımızın Avrupa ormanlarından üstün olmasının sebebi doğal olması. Bu çok önemli bir şey, anlatabiliyor muyum? Veri elle dikim. Onun o kadar doğayla bir sunilik yaratıyor. Yani bizdeki o çam ormanları, o ağaçlar dünyanın en zengin. Sen dünyanın en zengin ağacını kesiyorsun aynı zamanda. Sen çıkıyor diyor ki ben efendim dikeç. Ya kardeşim mesele o değil. Bak o cahillik orada da çıkıyor. Bunlar doğal. Biraz önce söylüyor arkadaş oradan. Zeytin ağaçları. Ya zeytin ağaçlarını İtalya numara vermiş. Uzaydan takip ediyor. O zeytin ağaçta ne oluyor, ne bitiyor? Yunanistan ekonomik kriziyle, ikisi de ekonomik krizle boğuşuyor. Sen ne yapıyorsun? Yeni yasa çıkarıyorsun, o torba yasaydı. 25 metreden küçük işte bilmem, metrekareden küçük olan bilmem ne, keselim dağıtalım diye. Böyle bir iktidar bir daha bu topraklara inanın gelmez. İnanın gelmez. Şimdi Soner Bey bir bana ilave yaptı. Ben de bir zarure ona bir ilave mikrofonu yapacağım. Yaklaştırarak efendim hocam. Evet tabii. İsviçre'de benim Avrupa'da en iyi bildiğim ülkelerden biridir İsviçre. Yüzü aşkın konferans vermişimdir orada. İsviçre'de bahçenizdeki ağacıdan İki tane, üç tane dal kesmek için belediyeden izin almak zorundasınız. Kesemezsiniz. Şimdi tekrar diyorum. Bir mukayese yapın ve gavur kimdir sorusuna yine cevap arayın. Sayın Esnaf'ın. Benim sorum yine Sayın Yaşar Duru'yu olacak. Çok da özlemiştim. Şimdi biraz önce Peygamberimizin üç tane konuda naletlediğini söylediniz. Üç bedduası var. Hayatında üç tane bedduası var. Bu üçü de ülkemizde çok yoğun yaşanan olaylar. Yani işte geçen gün Yırca'da bir muhtar çok öncülük yaptı. Şimdi toplumun liderleri var. Örneğin köyde öğretmen, imam, muhtar. Türkiye'de 120 bin cami ve 120 bin imam ve müezzin var. Neden bu bizim imamlarımız, müezzinler, bunlara görev düşmez mi? Bu ağaçlar kesilmesin. Peygamberimiz böyle diyor. Bu bir katliamdır. Bu ülkenin paraları çalınmasın. Bunlara sahip bu haramdır derlerse birçok sorun çözülür. En başta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuyu el atması gerekiyor. Ne dersiniz şimdi, hocam? Öyle değil mi efendim? Şimdi Sayın Başkan. Sayın Başkan. Şimdi çomağa gittin, arı kovanın içine soktun. Ha. Şimdi anamı ağlatan kadı kimi kime şikayet edeceğim demiş ya meşhur atasözü. Bakın. Bunlar ne yapıyorlar? Bugün bana gelen iletilerin 2-3 tanesinde bu var. Diyor ki yolsuzluk, hırsızlık, talan olayları her tarafı sarıp ayyuka çıktığında tırnak içinde gerçek hocaları tenzih ederek söylüyorum. Bir yarış başladı diyor. Mümin kardeşinin hatasını ört. Bakar mısın? Mümin kardeşleri kim? Maun hırsızları. Örtülecek hatane bu. Maun suresi de diyor ki insanların hukukuna, hele kamunun haklarına tecavüz edenler dini inkar etmiş sayılır. Bunlar muntazaman namaz da kılsa melundur diyor. Ama sizin verdiğiniz vergilerden 5,5 trilyon parayla finanse edilen Diyanet'in bu taraflarda bezi yok.
o gayretini mümin kardeşlerinin hatalarını örtmek için, o da dinin emriymiş, mümin kardeşinin hatalarını örteceksin. Hazreti Peygamber diyor ki, birinin hakkına tecavüz eden, çalan, malına el koyan, benim evladım da olsa cezasını veririm. Şimdi bu peygamberin ümmeti olduğunu söyleyen insanlar, maun ihlaliyle Allah'ın lanetli hale getirdiği kamu hakkı hırsızlarını, mümin kardeşinin hatalarını ört diye saklamaya çalışacaklar. Sonra meselenin bu şekilde halka anlatıldığı mekanlara girip, siz orada Allahu Ekber, yani en yüce nihai realite Allah'tır diye elinizi kaldırıp secde edeceksiniz. O secdeler neye yarıyor biliyor musunuz? Kur'an'a kurban olayım ben. Cevabı vermiş, biz o cevabı veremeyiz. Bizde öyle bir cesaret, öyle bir yürek yok. Kimse de olamaz. Diyor ki, insanların hukukuna tecavüz edenler dini inkar etmiş ve kıldıkları namazlar kendilerinin üstüne lanet olarak dönmüş insanlar. Ben şimdi bu ülkede ben sosyal demokrat bir adamım. Bunu gurur duyarak söylüyorum. Ben Ebu Zer ekolünden bir müminim. Ebu Zer kitabımı okursanız ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız. Şimdi ben diyorum ki, kamu hakkından, insan hukukundan, emekten, artık değer talanından bahseden solcu arkadaş, sen şu maun mesajının ne olduğunu anlamadan o şikayetlerinle bu ülkeyi bir milim ileri götüremezsin. O şikayetlerin bir duvara çarpar, döner senin yüzüne gelir. Bunları öğreneceksiniz. Ben bunları söylerken hiç kimseyi camiye abone olmaya davet etmiyorum. Böyle bir meselem yok benim. Beni ilgilendirmiyor. Zaten abone olmaya layık bir cami de görmüş değilim ben. Kime git camiye abone olayım? Çok teşekkürler. Dolayısıyla bu abonelikten geçin ama çocuklarınızın ve torunlarınızın yarınları eğer Türkiye ile bağlıysa, bunu böyle görüyorsanız, bu benim söylediğim Kur'an gerçeklerini iyice öğrenip Kur'an'dan koordinat alacaksınız. Yoksa iflah etmeniz mümkün değil. Şimdi son soruyu biraz önce sorusunu tamamlayamayan, içime sinmeyecek çünkü sanki sizin sözünüzü kesmiş gibi bir durum algılamaya sebebiyet verir. Oysa biz burada hiç kimseyi sözünü kesebilecek, sansürleyebilecek bir... Evet, siz lütfen bir tane daha sorun. Verin mikrofonu. Bir tane daha sorun. Soner Bey'e. Zor sorma. Mikrofonu yaklaştırarak. Başka evet. Bir soru mu sorayım yoksa... İstediğinizi söyleyin. Ben tekrar Soner Bey'e soruyorum o zaman. Cumhuriyeti sorun. Benimsemeyen, Atatürk'e, bu Türkiye'yi kuran, Atatürk'e ayyaş diyen bir zihniyet... kadın haklarını savunabilir mi? Allah. Veya kadın erkek eşittir diyebilir mi? Diye. Sorum öyle olsun o zaman. Buydu yani değil mi? Yani evet diyebilir peki. Mi? Böyle bir zihniyet, yani cumhuriyeti benimsemeyen, Atatürk'e ayyaş diyen bir zihniyet kadın ve erkek eşit diyebilir mi? Peki. Demek ki ben sizin sözünüzü kesmemişim ama içim rahat etmeyecekti. Çok teşekkür ederim. Mutlusunuz değil mi? Mutlusunuz. Evet. Tamam, peki. Teşekkürler. Tamam. Şimdi Aysun adlı takipçimiz Twitter'dan Neşet Ertaş'ın bir sözünü bize hatırlatmış. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Tamam, son 200 dakikamız. Şu hanımefendiye bir, madem kadınlardan söz ettik. Hanımefendi sorsun ve
Soner Yalçın'la bitirelim. Yaklaştırarak lütfen mikrofonu. Çok teşekkür ederim. Ben CHP üyesi bir vatandaş olarak sormak istiyorum. Sizlerden bilgi almak istiyorum. Ana Muhalefet Partisi'nin gerçek ve etkin bir anlamda muhalefet yaptığını düşünüyor musunuz? Tamam, Soner Yalçın cevaplandırsın. Şimdi çok teşekkür ederiz. Eğer siyaseti salt Ankara olarak görüyorsanız, siyaseti salt sandık olarak görüyorsanız bu doğru değil. Asıl bu kafayı bir değiştirmemiz gerekiyor bizim. Yani Kılıçdaroğlu tek başına bir şey yapamaz. CHP yönetimi tek başına bir şey yapamaz. Orayı zorlayacak olan, politika üreten sizlersiniz arkadaşlar. Biraz önce söyledim. Yani siz evinizde başlayacaksınız. Evinizde, apartmanda, sokakta, caddede, semtinizde, ilde, ilçe, orada başlayacaksınız. Yani ayrıca, siz ayrıca, hiçbir şey yapmadan... Bir şey söyleyebilir miyim? Ayrıca umutsuzluk insanoğluna zarar veren en büyük zehirdir. Lütfen unutmayın. Kötüler de kendilerine katlanıldığı sürece daha çok azarlar. Soner, şu beyefendinin peki, sorduğu soruya da lütfen bir cevap ver. Yani o sorunun yanıtını Halk TV izleyicileri ve bu salondakiler bildiğini düşünüyorum ben. Onun üzerine durmak gerektiğini düşünmüyorum ama bir şey ekleyeceğim son olarak. Biraz önce bir Savarona meselesi oldu. İşte Mustafa Kemal de Savarona aldı vesaire. Mustafa Kemal hastaydı. Bir tane vardı. Kömür geliyordu. Çok rahatsız olduğu için. Parası... Bak mesele o değil kardeşim. Mesele ne biliyor musun? Ben size tarihten örnek vereyim. Bu Mısır bize bağlıydı. Valilikti. Vali İsmail geldi. Abdülmecid'e bir tekne hediye etti. O tekne karşılığında Hidivlik aldı. Ve Mısır bağımsız oldu. Meseleye buradan bak. Savarona ne yaptığına bak. Oradaki insanın ne ürettiğine bak. Türkiye için, insanlık için neler yaptığına bak sen. Sen ne yaptın? O büyük Mustafa Kemal'in topluma örnek olduğu Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ettin ya. Hukuku karşına alarak yaptın. Tartıştığımız mesele o. Yani Allah uzun ömür versin. Recep Tayyip Erdoğan'ın da sağlık açısından böyle bir şey varsa biz elimizden gelen her türlü yardımı yapalım. En iyi yerde yaşatalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Bakın açık ve net olarak söylüyorum. Türkiye halkının seçtiği bir cumhurbaşkanıdır. Bunlar da net olalım. Ama kardeşim sen bir simgeyi yok etmek istiyorsun. Sen talan ediyorsun. Karşı olduğumuz, aramızda dağlar kadar fark olan mesele bu. Biz insanlık için, bu ülke için çalışıyoruz. Sen yani sırf adını unutturabilme çabasıyla Atatürk Havalimanı genişletilebilirken, başka alternatif havalimanları yapılabilecekken çok daha düşük maliyetle kalkıyorsun. Bu ülkenin 22 milyar eurosunu 3. havalimanına harcıyorsun. Dünyanın en büyük hafriyatını yapıyorsun. 2,5 milyar metreküp. Efendim işte şunlar bunlar. Olacak iş değil bunlar. Yani bu cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün oluşturduğu bu güçlü temeller olmasaydı bugün sen cumhurbaşkanı seçilebilir miydin? Seçilebilir miydin? Bu arada bir son dakika bilgisini de paylaşmak istiyorum. AKP'nin kurucularından eski meclis başkanı, Adalet Bakanlığı da yapan Sayın Mehmet Ali Şahin'in eşi vefat etmiş. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisine, ailesine, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu
son dakika bilgisini de paylaştıktan sonra, çünkü uzun zamandır rahatsızdı. Efendim, coşkulu katılımınızla bizlere çok büyük güç verdiniz. Sayın Kadıköylüler, size çok teşekkür ediyorum. Sevgili Müjdat Gözen, Sayın Selami Öztürk, sevgili Atilla Sertel, benim eski arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Sayın Yaşar Nuri Öztürk, sevgili Soner Yalçın, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu programı birlikte yaptığım ekibin emeklerine de saygı anlamında asistanım Gizem Kurt, Halk TV Teknik Müdürü Erdem Yıldırım, kameramanlar Özbey Özay, lütfen alkışlayalım onları da. Erdinç Yılmaz, Umur Çilingir, Cümcit'te Serdar, Yakın Kara, çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Sevgiyle kalın efendim. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Dünyada liseyi en uzun sürede... Efe'nin bulunduğu yer son derece ilginç. Köpeğini kaça aldın? Hadi bakalım güzel kuşlar, yolunuz açık olsun. Haydi güle güle. Ünlü iş adamı Asil Nadir'e telefon açıyor. Alınan sıkı güvenlik önlemleri altında. O kaçak yapıyı... Ama gördüğünüz kadarıyla çevredeki tüm bloklar 16 şart taktı. Kediye satılmış...